yaşattı. Mesela kitap, kitap hocam mesela. Oğlunun tarzandı bu sen mesela. İki bitmiyor yaşasa. Otası biraz olur demiş. Xo'p, zakot, namoz, ro'za, ibodatlar har kimni o'ziga farz bo'lgan. Alloh taolo va atuz zakata degan, ya'ni namozni bering, zakotni beringlar deganda hamma mu'minlarga tegishli. Balog'atga yetgan musulmon, oqil va mablag'i nisobga yetgan har bitta odam zakot beradi, qurbonlik so'yadi. Shariatga shariat yuklagan vojibotlarni o'zi ado qiladi. Otasi namoz o'qisa farzanddan soqit bo'lmaydi. Otasi zakot bersa farzandning mablag'idan zakot berilgan hisoblanmaydi. Shuning uchun ulamolar aytadiki, mablag' o'zaro bitta qozonda bo'lsa ham, bitta qozonda bir oilada aylanyapti. Lekin ota mana shu mas'uliyatni his qilib farzandni haqqi qancha ekanligini ajratib qo'yish kerak. Agar farzandni haqqi bo'lsa, uni ham biznesi bo'lsa, uni ham o'zini puli bo'lsa, shaxsiy puli bo'lsa, ajratib hisoblab qo'yish kerak. O'rtada tursa turaversin. Chunki har yili zakot beradigan muddat kelgan paytida har kim o'zini hissasidan zakot beradi. O'zini hissasidan qurbonlik so'yadi, o'zini hissasidan xayriya ihson qiladi. Alloh ko'rsatmasin, kimdir vafot etib qolsa, o'zini hissasini meros qoldiradi. O'xshi qozondan qanday qilib merosxo'rlar bo'lishadi? Bo'lisholmaydiki. O'shaning uchun pul masalalarida o'rtada tursa turaversin, lekin hisob kitob bor-ku, arifmetika bor. Arifmetika bo'yicha har kim o'zini haqqini alohida qilib hisoblab qo'yish kerak. Ota qurbonlik so'ysa boladan soqit bo'lmaydi hech qachon. Bola ham boy. U ham so'yadi. Oilada ayol o'zini mablag'i bor. Ayol o'z alohida so'radi. Er so'ysa ayoldan soqit bo'lmaydi. Ayolning o'zining tillalari nisobga yetgan bo'lsa, masalan uchun 100 grammdan oshiq bo'lsa, 85 dan oshiq bo'lsa, shaxsiy tillalari u qurbonlik so'yadi u. Vojib uning zimmasida. Gunohkor bola so'ymasa. Uylangan-uylanmagan farqi yo'qmi? Sen o'g'ling. Balog'atga yetishlik muhim. Bo'ldi. 15 yoshdan u yog'i maksimum masalan uchun yoki 12 yoshli bola balog'atga yetgan o'g'il bola masalan uchun deylik. Uni mablag'i bor, puli bor uni. O'sha odam bola u ham zakot beradi. U ham qurbonlik qiladi. Moliyaviy vojibotlarning hammasi unga vojib bo'ladi. Otam qilyapti, menga soqit demaydi. Keyin sigaret to'xtatdi, bizadimi yo bizmaydimi? To'g'ri savol. Birov xotinini o'psam tahorat sinadimi deganga o'xshagan gap bu. Ha. Yo, bizmaydi. Noto'g'ri savol. Birov xotinini ko'rpadi u. Sigaret harom. Harom narsani tahoratga aloqador qilib savol qilinmaydi. Hozir fiqhiy masala bo'yicha tahorat sindirmaydi desangiz, sigaret cheksa bo'larkan degan xulosa chiqaradi odamlar. Ha. Tushunyapsizmi? Aroq ichib olsa ham tahorat sinmaydi, masbuq bo'lmasa. Bir piyolada suv turibdi, chanqagan. Birmasdan ichib yubordi u. Aroq harom, muttafaqun alayhi haromligiga. Ichib yubordi, ichib yutib olgandan keyin bildi aroq ekan. Tahoratni yangilaydimi desa, mas bo'lib qolmasa yangilamaydi. Nimaga? U najosat kirdi unga. Kirsa tahorat sinmaydi. Najosat chiqsa tahorat sinadi. Sigaret ham u tahoratni aslan sindirmaydi. Fiqhiy ma'noda. Bu degani sigaret cheksa bo'laveradi degani emas. Bu savol anaqa savol deyiladi. Subliminal savol. Subliminal. Bilasizmi subliminal nima? Sublimatsiya degan narsa bor. Men sizga bir narsani ko'rsataman, maqsadim boshqa narsa. 25-chi kadr deydi buni. Savolni beradi, javobidan boshqa narsa chiqarib yuboradi o'zi. Savoldan maqsad tahorat sinish sinmasligi emas, sigaret chekishga yo'l topish u. Tushundingizmi? Musulmon odam ziyrak bo'ladi. Alloh taolo tahoratni tuhur dedi. Inna Alloha yuhibbut tawwabin va yuhibbul mutatahhirin dedi. Bir oyatda muttahhirin dedi. Tahoratli odamlarni maqtadi Alloh taolo. At-tuhuru shatrul iymon degan payg'ambar alayhissalom. Poklik iymonning yarmi. Poklik bu tahorat iymonning yarmi. Shunaqa ajoyib iymonning yarmi bo'lgan, Alloh taolo yaxshi ko'rgan tahorat sifatlariga hattagi bir xabis sigaretni
tashbih qilish to'g'ri emas. Musulmon insonni farosatiga ta'sir qiladi bu gap. O'shaning uchun doim shu so'ralsa, birinchi noto'g'ri savol deyish kerak. Savol noto'g'ri, sigaret harom. Harom. Anaqa ham harommi? Chilim. Kim bora olmasa. Bu chilim narguli deydi, u sigaretdan yomon u. Onun nikotini bundan yomon. Az bir ikkiler ayetledi, ben dedi ona meyveli nüme koyamayız dedi aleyhi. Nümeydi, tut aleyhi, nersesiz aleyhi. Meyveli dedim yine gideyim. Arakka liman sıkmışken deydi. Doğru. Doğru. Limansız halal olamaydı ki. Doğru. Hazır Arak deyiz, 40 gün geçe adamla terasta saklanıp koladı. Yoki kuyana kabul edildi. Şuna kadar hadisle var. 40 kungacha ibodat qabul bo'lmaydi degan ma'noda hadislar bu tahdid ma'nosida, ya'ni odamni cho'chitish ma'nosida, ehtiyot bo'lish ma'nosida. Meditsina sohasi ham aytadi, bir insonga bir narsa yeysangiz, uni ta'siri 40 kungacha turadi. Ichkilikni ham shunaqa. Alloh asrasin, undan ehtiyot bo'lish kerak. Endi u baribir qabul bo'lmasa ekan deb o'qimay qo'ymaslik kerak. Qabul bo'lmasligi boshqa narsa, sanog'ini alohida so'rashlik boshqa narsa. Masalan, juma kunida hadis bor. Juma kunida imom xutbaga chiqqan paytida gapirgan odamni jumasini savobi yo'qoladi. Bu degani juma o'qimay qo'yursa bo'ladi degani emas. Jumani sonini o'tagan bo'ladi, ajri yo'q unga. Gapirgan odamni, xutbada gapirgan odamni savobi soqit bo'ladi. Hadis bu. Gapirgan odamga jim tur degan odamni ham jumasini savobi soqit bo'ladi. Chunki jim tur degan ham gapiryapti. U ham gapiryapti, javobdan chiqyapti. Jim turam demaydi, indamaydi. Buni ilmini bilish kerak o'zi odam, o'zi indamaslik kerak. Yelkadan oshib o'tishi. Ular ham karohatli ishlar, makruh ishlar. O'sha bu degani o'sha jumani o'qimasa bo'laveradimi degani emas. Ani hadis ham shunga o'xshagan. 40 gün ibadetin acrıdan mahrum buladı degani. Lekin sanoğu soraladı barbar. Sanoğu soraladı. Kıyamet günü namaz albatta soraladı. Mesela, yapın. Mesela husul vacib bo'lgan paytda biladi. O'sha payt mesela bir insan namaz o'qarsa, qanaqa bo'ladi? Mesela tahorat olib huzur qilmasdan. Qazosini o'qiydi uni. O namaz namaz emas. Betahorat namaz o'qigan bo'ladi. Qasddan o'qsa kofir bo'ladi. Qasddan. Esdan chiqarib qo'yib o'qisa gunohkor bo'ladi. Ya'ni esdan chiqargani gunohkor bo'lmaydi. Esiga tushsa qaytadan o'sha namozni o'qib qo'yadi. Qasddan o'qsa kofir bo'ladi degan hadislar bor-da. Tahorati yo'q bo'lib turib ataylabdan bo'laveradi deb o'qsa farzni inkor qilgan bo'lib qoladi-da. Shuning uchun tavba qilish kerak. Jaholat bu joyda uzrmi, uzr emasmi alohida masala. Lekin tahorat farz namozda 12 ta farz bora, tashqarida 6 ta, ichkarida 6 ta bizning mazhabga ko'ra. Shuni bittasi tahorat. Tahorat 2 xil bo'ladi, kichkina tahorat bor, katta tahorat bor. Kichkina tahorat oddiy tahorat, ha? Bet-qo'lni yuvish, boshqa mahs tortish, oyoqni yuvish. Katta tahorat g'usl vojib bo'lgan odamlarga. G'usl vojib bo'ldi. Masalan, ayol kishi hayzdan poklandi, erkak kishi ixtilom bo'ldi, shu bilan unga g'usl vojib bo'ladi. G'usl vojib bo'ladi. U endi kichkina tahorat bilan namoz o'qiy olmaydi. G'usl qilish kerak. G'usl ikkita farzi bor g'uslni. Birinchisi og'iz burunni chayqash kerak. Achishadigan darajada. Ikkinchi farz nima edi? Badanni hamma yo'g'iga suv yetkazish kerak. Hattoki ikkita sochchi o'rtasida quruq joy qolmaslik kerak. Usul farz. Ki mesela ben en ilim başladım ki. Çünkü dünya bir tarafı yürüdüğün sekin oraya bakmış ben de. Ben kaysan oldum. Mezhab da bulamadım. Kanak buladı. Top da mezhab var oken. Mezhab kanak buladı ben de. Şu ilim yok adamda. Ben en oraya bakken adamda. Doğru bilmiyorsun. Talibi ilim o'zi o'sha ilim o'qirkan o'zini muhitida bor kitoblarni o'qiydi. Bor kitoblarni va o'zini muhitidagi domlalardan so'raydi.
Tabii ki o muhitteki damlalarını, o muhitteki kitaplarını mezhebi onge muvafıkrağı buladı. Çünkü hem o şunge amel kılı yaptı, sonrası cevabı var. Ulaması var, kitabı var. Muamma çıkmaydı. Lekin bu muhitte yok. Mesela biz muhitlerde, bizim regionlarda Hanefi mezhebi, cari kitaplar Hanefi. Doğru mu? Hemen arsa damlalar Hanefi'de okuyan. Hanefi'de amel kılaman deseyiz, muamma yok. Hanefilerin içtihat bağlasında kitab-ı sünnetini asas agen. İçtihat bağlasında bütün ümmet Hanefilerini imam deyip tanargen. Onlarını menheci, meslegi, aynen kitab-ı sünnetke, selafını fahmige bağlıq deyip tanargen. Hiç kim bunu inkar kımaydı. Hanefiler zayıf degen adam katta halasının turşayını yipti. Sizge fakat şuna kadar sıkadı. Ne doğru gel. Sizi içtip, anakam küçer bir tıkaldı yani. Motor gapdi. Ya'ni endi bu degani masalan biz Hanafiy regionidamiz, Shofiy xato degani emas. Xalqni birdamligini saqlaydigan omil bu. Hozir hammamiz ichimizda o'tiribmizmi, o'sha yerda o'tiribmiz. Bir masala bo'yicha Hanafiyni gapirsam, men bilaman Hanafiyni matnlarini yodlaganman, misol uchun dalillarni keltirib beraman. Ularning dalillari kitobi sunnatga, salafni fahmiga bog'liq ekanligini isbotlab beraman. Sizga nima kerak bor boshqa? Diningizga amal qilyapsiz, qiyomat kunida en katta müştehit imamlarını yoludan yurdum deyiz, kutulasız. Şimdi hazır şutta oturup durup Şafii'ni yapını yapırsayız. Yok ki bir adam diye bir mesele sorarsa ben sizce Şafii'ni mezhebiden fatva onu yiyem okuyayım mı bilemem. Fatvanı birsem. Köçeye çıksayız adamların içinde başka çırak ibadet kısayız. Adatta bizde ilimliler köp mü cahil köp mü dese cahil köp. Doğru mu? Cahil köp. İlimli köpmez. Meselenin mahiyeti ki düşünmeydi. Hazır mescidler toplam başlandı. Allah kaçan başlandı. Amin cahri eyti etken, türlü yıkıl, ateyden tezkere korunuşu kılı etken balalar var. Hop, ular ki, sen İslam'a neme fayda veriyorsan? Amin cahri eyti sünnet amel. Sünnet amel. Kılsan acır olasan, hop. Cahri eytsen hem sünnet deyip, hop acır olasan. Mahfi eytsen hem sünnet deyip acır olasan. İki kere sen içtihatta delilleri var. Lekin bizning regionda maxfiy aytish Hanafilarga ko'ra. Shuni amal qilsa nima yutuqqa erishadi? Musulmonlarning ichidagi birlikka erishadi. Ittihodga. O'zaro birodarchilik, birlashishga erishadi. Boshqa gapni gapirsa johil ko'p, yoqasidan ushlayapti, masjid top chiqib janjal bo'lyapti. Mana bugun menga peshinda savol berdi shunaqa. Bitta amaki. Masjiddan olib chiqib olishib, uje yoshlarni yoqasidan ushlashyapti. Müslümanlarını kanı uğruşup gitseydi, ana uğruşup gitseydi de paylap dururken kanca düşman var. Paylap durup da uğruş diyor tıptı. Türkiye'deki o biraderimizde saval verse, Hanefiler marcuk diyor tıptı. Nime YouTube bundan, nime fayda var? Kimge hizmet kılı yaptılar? Ama doğru ki. Bana, yani çalıştırsanız biz Şafiilerini hata diyetkenimiz yok. Malikilerini hata diyetkenimiz yok. Hanbelilerini hata diyemeyimiz, kanakalı haddimiz var ki. Biz nima demoqchimiz? Mana shu yerdagi yondamisiz, dinni o'rganyapsizmi? Hanafilarni o'qiyvering. Birortasi kelib, Hanafilar marjuq desin, bizga ro'para qiling. Ha, keltirdim. Ha, setkaga qamab bering, ko'rasiz. O'zim keltirdim. Misol uchun, u bilan talash shart emas, dalilni bilmaydi-ki. Dalilni bilmagan odam kimga ergashyapsan? Men salaf ergashyapman. Salaf kim? Ha, falonchi aytdi. U salaf emas-ki. To'g'ri. Salaf emas, sen falonchiga ergashyapsan. Gapiga ishonma. Ha, paypoqqa maxsusi bo'lar ekan. Kim aytdi? Ha, salafda bor ekan. O'qichi arabchani bilmayman. Sen qanaqa qilib salafdan ergashyapsan? Sen salafga ergashmayapsan. Kimga ergashyapsan? Turkiyadagi bitta birodarga ergashyapsan. U birodar arabchadagi javrobni paypoq deb tarjima qilib beryapti senga. Demak, sen tarjimaga ergashyapsan. Javrob paypoq emas. Javrob jumhurning aksarini nazrida maxsi. Maxsi o terilik maxsi. Onu lügat itibarından cavrap tüp tercüme kılı yaptı da ketti bu yağı. O'ziga to'g'irlab qo'ydi de, taqa to'g'irdi. Sen salaf kergashmayapsan, sen ixtilof kergashyapsan. Bir odamni fahmiga, o'zini tarjimasiga kergashyapsan. Biz tarjimaga kergashmaymiz. Usulga kergashamiz, qoidaga kergashamiz. Hanafiylarda shu. Boshqalardan shunaqada, lekin hozir odamlar Hanafi ham bo'laveradi, Shofi ham unga o'tsak bo'laveradi deyish mazhabni inkor qilish u. Aslida bundan ko'zlangan maqsad mazhablarni gapiravermanglar. Men ahli zikrman deyish. Ahli zikr menman. Mendan kelib so'ranglar. Hammasini
kuchsiz kuchsizligini men ajratib bera olaman. Asli sizlar mangerga shiyda kerak demoqchi. Gap tagida zimdan shu gap bor. Atrofiga yig'moqchi odamlarni. Noto'g'riki. Men doim aytaman, o'zim aytaman. Mening gapimga mutlaqo ergashmanglar. Chunki men marji emasman, ya'ni dalil manba emasman men. Men sizlarga aytishim mumkin. Abu Hanifa bunday deganlar, Hanifi mazhabining dalili bu. Hadis bu, ayet bu, ulamalarının içtihadının, kaidesinin zavabıtı bu. Bu, eri geçersiniz, doğru bir yakı çıkmete uğrasın. Onda bana şunu da mecbur ben, bana şu arkada bir şengeri geçemem. Şahsi fikrim gelmez. Şimdi, cevrabını paypak deyip tercüme kılıyetken adam, paypak tercümesini birer de kıl çelik bulsun, sanat bilen salaf güle bir amiydi. Özünü yapı. Cevrabını paypak tercüme kılıyken yapı. Cevrabını paypoq deyip hiç kim yapırmayan. Lugatta paypoq deyip işlete uğramaz. Lugatta tercüme kıyıp geliyizde paypoq deyip uğramaz. Lekin onge hukum eti yetken de. Çünkü mahsıh tarsa boladı degen de paypoqka mahsıh tarsa bu miydi? Cevrabka mahsıh tarsa boladı. Demek o şey başka mahsıh yap deyiş yok ki kitabı sünnetten doğrudan doğru alamam deyiş. Bula körünüşü de cazibeli gap halas. O asammez o, kıyın. Kıyın o. Ben uzun hayatımı tahminen hazır 30 yılı ilimi içi demem. Yani daim kitap okuyayım ben. Küllük vazifem var mı yine? Hazır bazı narsalarını asal acilatışı başladım. Hazır. Şunu çok yendi. He, kitabını, Kur'an'ını, özünü. Ben şuna kitaptan, Kur'an'dan doğrudan doğru alamam degen adamı bitti ayeti koyup kanı çıkar bir namazını beş vaktliğini. Çıkar bir rekatları. Çıkar bir kıraatını, farz, vacib, sünnetliğini. Dip göreyim, tok deydi. Kitaptan, sünnetten alamaydı. O işimez o. Kitaptan, sünnetten alan adamlar bu oldu, tüketti ular. Ular kitaptan, sünnetten alıp ve kendi alış gereklilik kaidesini işlep, ortaya koyuştu. Ümmet onu aldı, faydalandı, mezhep şekillendirdi. Yani şimdi mezhep bizim kitap, sünnetten doğru düşünceni çıkar bir adı. Galiba o. Kitaptan, sünnetten hemen amal kalemen deseyiz, nimeler çıkıp gemiydi Kur'an'dan. Uzu izgi koy versin. Hadır. Sünnet inkarçıları. Kitapki amal kalemizdi, maskılıçı içimliğini halal da yaptı. Çünkü maskılıçı içimlikini haram kılıç doğrusundaki ayet, tötte ayet nazır bugün. Bittesi işare, üçtesi açık aydın. Hamur hakkıda. Şu ayetlerini nazul buluş tertibini tiskerisi ge oku yaptı da Kur'an de yaptı. Bizge mas kılıcı içimlikine haram demegen. Fakat madeniyet bilen içini örgütken de yaptı. Kur'an birinci haram degen. Adamlar pala partiş bir itibar içişi başlagende ularge ya sizler bunu içmeyler, toktaylar, haram bu iş degen. Keyin karası ilacı yok. Ha bu da az gene içip dursaylaya meyliyi lekin namaz okumayı duruyorlar bu ayette. Mas halatıyla degen. Keyin mas kılıcı içimlik hakkında soruşadı. Yes'alûneke anil khomru vel meysir kul fihima ithmun kabir ve menafi'u linnas ayetini okup en ahırı şu nazır bugün de yaptı. Yani mas kılıcı içimlik hakkında sizlerden soruşadı. Aytin unda mas kılıcı içimlik kımarda. Katta günah var. Şu bilen birge manfaatan var. Manfaat ve menafi'u linnas de yaptı. Adamlarga fayda var. Demek nima hulasa de yaptı. Mas kılıcı içimlikini medeniyet bilen içse, kay bu mese, cancal kımese, bravo azar bir mese, bura uğradı bana Kur'an'da deyipti. Kana kılıp bunu tohtatalimiz, ortada kaideler bu mese, Şafii mercuh, Hanefi mercuh dese, bana bunlar gibi yolu açıladı. Bunlar bunu korma yaptı. Bunu korma yaptı bunlar. Bunlar paylaptırdı şu adamlarını. Özümüzü imamlarımızdan obrosuzlandırma alışını özümüzden kıldırı yaptı. İkinci etap ular dinge mana huddu meşine kengi hücumunu payla oturuşuptu. Kazakistan'da bir de adam çıktı kurgen bu şeyler. Çoçkanı göşü halal dedi. Çoçkanı göşü halal. Ne demek dese? Çünkü Kur'an'da çoçkanı yağına haram dedi. Yağı halal dedi. Çoçkanı göşüne haram dedi Allah'ta ama. Lahmel hinzir dedi. Lahm göş. Çoçkanı göşünü haram degen. Demek onu yağı halal yiyebilirsen, salyonunu yiyebilirsen deyipti.
Kanakı toktatamız onu. Ne mi diyemiz onu? Kur'an'dan ayet yaptı. Mantıkan karasıyız, doğru yokuşa yaptı. Bunu kanakı toktatamız, zavabit bilen toktatamız, kayda bilen. Ya bu lahm degeni, umumi, yani zikrul cüz, iradatul kül degen kayda var. Bir narsanın cüzünü zikir kılınadı, bir kısmını. O maksat hammasi irada kılınadı. Ha? Mesela, çopallaga aytas. Neçi baş koyun bar deyimiz? Ha? Mesela, 500 baş koyun bar deydi. Koyunu 500'te başı bar mı onu yok ki ayağları yan bar mı? Ayağları yan bar. Lekin başını zikir kılıp mutlak koyunu telaffuz kılını yaptı. Çünkü değil mi? Bir cüzünü zikir kılını yaptı, mutlak hammasini irada, maksat kılını yaptı. Allah Teala lahmel khinzir degende göğsünü zikir kılıyaptı, çocuğuna hamasını irada kılıyaptı. Bu kaide bu mesela adamların kolüge verip koysayız, Kur'an'dan nimele çıkmaydı. Adam öldürüş çıkardı, adam öldürüş. Faktulul müşrikine haytı vacattı muhum. Müşrikini kayırı topsan öldür. Kınak tohtatamız. Kimge iş antıramız yani Kur'an'ı katıllar kitabı imasla yine. Adamların kolüge verip koyup ha kitaptan, doğrudan doğru Kur'an'dan alavur diye iş yaptı da okup, ha adam öldürüş gereği, müşriklerini kırış gereği de kolüge kuru alıp kötü yaptı. Tokta bu ayetini sebebi var, mekanı var, zamanı var, kimge aytilgeni var. Arkasında kaidesi var bunu. Kaide çıkmak için mi diyebsen? Deseyiz kulak sağına kayıt yaptı, kulak sağına kötü yaptı. Mezhaplar şunun için muhum. Şunun için siz, bana şu cahide yaşayabilirsiniz mi? Hanefi mezhabını okuyabilirim. Eğer siz de iktidar küçüğe gitti, Hanefilerini örgendeyiz. Şafi'ni okupaya uğrayın, zararı yok. Örgendeyin, matırlarını çalıştırasız. Hani sizge okşakan adamlar kereyip bizge. Şafi'lerini, Hanefi'lerini, Malik'ilerini, Hanbeli'lerini örgenedi. Onların usullerinin ortasındaki kaidelerini örgenedi. Kani, yakışık o. Küçülüyü buladı. Lekin, uşendeyem deme deydi sizge ulamalar, öz regioningdeki adamlarını mezhabıge kura fatva ait deydi. Şafi'lerini örgengen bulsan özünge deydi. Onu özün bilip koyuyor deydi. Lekin kegen adamlarını içki ıhtılaf çıkarma deydi. Biz gibi benimce amini cahri aytiş racih küçülük, cumhur gapı. Ne mi buldu? Cancel buldu. En racih gap ne mi buldu? İttifaklik. En küçülük gap ittifak buluşumuz gerek. Bunlar sünnet amelini kurtarıp cancelini çıkar yaptı da hani manışı bulan ittifak kılamız. Kani ittifak? İttifak bu miydi? Cancel buladı. Mana shundan ulamolar ehtiyot chorasini ko'rib, mazhablar birlik ramzi degan. Mazhablarga bo'lsa hujum bo'lgan qadimda ham oddiy bu shunda shakllanib qolmagan. Hujum bo'lgan maydonga qarasangiz 1400 yillik tarixga qarangdi. Masalan Umaviylar davri o'tdi, Umaviylardan keyin Umaviylarning bir qancha qismi mazhablar shakllandi. Keyin o'sha mazhablarga amal qildi. Ular Umaviylarda mazhab shakllangan edi. Abbosiylar davrida mazhab shakllanganda mazhablarga ko'ra Abbosiy davlat qurgan, sistemani qo'lga olgan, ideologik jihatdan nima qilamiz desa mazhab tanlashgan. Masalan, Malikiy mazhabi bu Yaman, Afrika ulkalari Malikiy mazhabida. O'rta Osiyo Hanafiy mazhabida. Hijoz Hanbali mazhabida. Yana qaysidir ulkalar Misr, Shom Shofiy mazhabida. Mana shunaqa qilib ushlangan xalqni. Davlat shu sistemada ushlagan. Agar bularni olib tashlasa, xalq urushib ketadi bir-biri bilan. Talashov bo'ladi, meniki to'g'ri, seniki xato deb. Demak, sistema shuni ustiga qurildi. Shu samara berdi. Abbosiylar yiqilganda kim keldi? Usmoniylar keldi. To'g'rimi? Usmoniylar kelganda Usmoniy davlatini tashkil qilar ekan, aqida o'laroq Maturidiylikni o'rtaga qo'ydi. Madrasalari, maktablari hammasi aqidadan usulda Maturidiyni o'qitadi. Bolalar yoshligidan Maturidiy aqidasida shakllanadi. Nimaga? Katta bo'lganda e'tiqodga hujum bo'lsa, tayyor tursin, qurolli bo'lsin. Fiqhda nima? Hanafiy. 600 yil, 700 yil Hanafiy mazhab turiberdi. Davlat boshqardi bu mazhab. Davlat boshqaruvida asos hisoblandi. Kimdir chiqib mazhab to'g'ri emas, kimdir chiqib bu noto'g'ri dedi o'sha paytlarda ham. Qani o'shalar? Hanafiylar turibdimi? Turibdi. Shofiylar turibdimi? Turibdi. U chiqib, bu o'sha Turkiyadagi birikta bolalarga o'xshab chiqib, u xato, bu to'g'ri deganlar ham 20 yilga bormaydi. Bular ham yo'q, hech kim eslamaydi bularni ham.
Oşu baladan aldın, Abdullah Buhari degani baradı. Kim onu mezhebiye şey yaptı kaldı? Hiç kim. Uşu tötte balası var, etrafında mı oldu uşalar? Özümü damlam, özümü damlam dedi, taassup oturuptu. Yok, bu hafli mesele. Hanefi durdu haliyem. Hanefilerin takıt kıyanla ütüp kete uğradı, Hanefi dura uğradı. Şafiiler marcuk degani adam ütüp kete de bunlar dura uğradı. Tecrübeye göre mezhepler meydanda İslam ümmetinin birliği için ramiz bugün. Oşun için bunu kattık dururken. Hatta o şey Osmanlilerde mezhepten mezhepke ötüş, doğrudan doğru Kur'an'dan ola uğraman deyip adamlar içine gep tarikatken adamlar ki kazı ceza dahilleken, ceza. Derre, tazır deydi buna. Had var, tazır var. Had, Kur'an ve sünnette cezası bilgilengen cinayetler. Bunların had deydi. Tazir, Kur'an ve sünnette bilgilenmegen o, lakin İslam ümmetinin içi de ihtilaf çıkarışı mümkün. Cancel çıkarışı mümkün bugün meselelerge, o şey davurunun kazıları, adamlarını közünü açış için, adab biriş için, tazir birişlik için, onge ceza kulleydi. Hazreti Umar radıyallahu anhu, o şey Subayr ibn Isil degen adamge şu cezanı kullegen. Tabarani kiltirgen mucemde, o şey Kur'an'dan ayetlerini sorab adamlarını başına eğlendirip yürgen adamı abara alıp Medine'de keltekleb, kamab, keltekleb, kamab, tabbasıge teyendirgenler. Kup etken biz bunun hikayesini. Sahih rivayet bu. Hemen gepi gepire vermeydi. Din, din adamlarına tapşırılırdı. Onlarına kulak sorarız, siz ticaretçimiz, ticaretçimiz kılarız. Halal haram meselesi de mezhebizge kalab amal kılavırız. Allah bilen ortayızdaki meselesi siz mesulsiz. Bu sahih eken, bu racih eken deyip mezheplar ortasındaki meselelerine kirişseniz onlarla zarar isteymeydi, o zizge zararı verip koyasın. O zizge. Kazan, namazı, salafiyelerle, kişilerle, tanışıp zayıf bağırladı. Şöyle böyle bir gerçekleşken de. Bismillah. O sünnetten fakat kazan namazı sorusu getiren ismi yok. Kur'an sünneti koyuldu. O kişi önüme hafıza geldi hemen. Kur'an sünnette hemesini yoktu gene kendilerine. Şey yani salafi ulamalarla eşken bile şimdi kaza namazı okuyman da koyayım da kaza namaz kaza namaz doğrusu kaza namaz okuşluk vacipliği doğrusu da ittifak var. Hiç kim bunu inkar kımagen. Delil var sünnette. Bir gazatta Tabuk gazatı benimce. Peygamber aleyhissalatu vesselam askerler bilen yoldaki tiyatkarları da çarçadı hamma, kattık çarçagen. Şunda bomdatka yakın idi özü. Hazreti Bilal radıyallahu anhuge tayinlediler, adamlarını uyuqatasan sen dediler. Bu hamma okuladı. Bilal radıyallahu anhu rosa uykusuna geldiler. Hatta peşanaları kılıçlarını koyup alıp maşınaka kadar otur geldiler. Lekin taktı okula geldiler o kişiye. Hamma okulap koygen. Okulagen. Birinci Peygamber aleyhissalatu vesselam turu geldiler. Bamdat namazı, kuyaş çıkken, kuyaşı ıssıgıdan turu geldiler. Turup, adamlarını uygat geldiler. Yatken camimizde şeytan varken turu ilerdi geldiler. Turup başka cahaya koçup, kazanı oku geldiler. Bana rivayet. Rivayet. Kaza, bu kagen namazını okulüşlüğü hakkında ıhtılaf yok. Hem meytede okuşluk gerekliydi. Okuydu. Bu hadiste yok. Hadiste yok devarı işte tilde asan. Tilde asan. Ondan taşkarı hadis rivayeti bilen amel rivayeti ortasında fark var. İmam Buhari hadislerini rivayet kıla uğradılar. Sahih rivayetini kıdırıp topladılar, rivayet kıla uğradılar. Amel varası da fukahalar amellerini rivayet kıladı. Hadisten taşkarı. İmam Malik aytadılar ki kitap, Kur'an-ı Kerim, hüccet, sünnet, Resulullah'ın sünnetleri hüccet. Şu bilen birge Medine'nin ameli ham hüccet diye. Medine kayır. Peygamber aleyhisselam küçü borgen cahil. Eski namı Yesrib. Kim Medine buldu. Medine-i Munavvarede. Peygamber aleyhisselatu vesselam'ını kurgen. Geçirgen adamlar. Resulullah'tan kurgen narsasıge amel kigen. Rivayet kımasa da kılıyıp durgen ameli sünnetki muvafık bugen. Oşan için Medine ahlinin ameli hüccet İmam Malik nazirde. İmam Malik kaçan dünyadan ötken? 179. Hicri senede.
İmam Abu Hanife 150. hicri sanada ötkenler. 179. hicri sanada İmam Malik ötkenler dünyada. Bu üçüncü tabaka insanlardan. Peygamber aleyhisselam خَيْرُ الْقُرُونِ قَرْنِي ثُمَّ الَّذ۪ينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذ۪ينَ يَلُونَهُمْ dediler. En yakşı asır, davur benim davrum. Kiyin benden kiyingi, kiyin benden kiyingi dediler. Şunu ulamalar adamlar hesabıya aitledi. Sana hesabıya aitmeydi aslında. Adamlar hesabıya aitledi. Kanaka. Peygamber aleyhissalatu vesselam'ını kurgen, iman kiltirgen adamın namını mı deyledi? Sahabi deyledi. Doğru mu? Şimdi Peygamber aleyhissalamı kurmegen o, sahabını kurgen adamlarını tabi'in deyledi. Sahabını kurgen adamlarını kurgen adamlarını tabi'a tabi'in deydi. İmam Malik tabi'a tabi'inlerden. 179. sene. 200 neçinci sene geçe tabi'inler, tabi'a tabi'inler tügeydi. 3. asır. 3. asırın kiyingi davru başlamadı. Sana cihattinam etkenler var. Mesela İmam Maturidilerini, İmam Maturidini tuğulu seneleri tahminen 248. yıllarına doğru geledi. 248. yıllar. 70 yıl atrafıda kiyin tuğulu geldiler. İmam Malik ötkenden kiyin. Abu Hanife'den kiyin tahminen 100 yıldan kiyin. Dünyaya geldiler. 333. senede dünyadan ötkenler. Bana şu zatlarını hem salaf deyildi. Ne manada? Bizge nispeten salaf. Bizden oldun ötken. Salaf ki en yakın adamlar. Onlar hem sanat cihatıdan bitti yok ki ikide sanat bile tabi'in yok ki tabi'a tabi'inge baradı. Uyak ki sahabaya çıkıp baradı. O şey manada salaf deyildi onlar niye? Demek amelinin rivayeti Allah'a da mevzu. İmam Buhari'de yok eken hadiste. Belki bu mesele mümkün. İmam Buhari bütün İslam ümmetinin hemme amelini kamerap ogen hadislerini cemleştin şartı mı ki? Şartı gene yok. 600 bin hadisten topladım degen bunu. 7 bin kançayım hadis. 8 bin var borumayı degen hadis. Kogen hadislerine mi buladıysa ulanam hadis ulanam. Ulardın içi deyem kança amel kılışı mümkün bugün amelge cari bugün hadisler var. Fakat sanatlarda işgaller var. Bu kişi koygen İmam Buhari koygan şartlarga cevap vermeydi. Bu degani o amal qilsa bo'lmaydi, bo'lmasa ekan degani emas. Bu butun boshli kategoriya, butun boshli metodologiya. Buni tamomila o'zlashtirmagan odam aralashmaslik kerak. Bu ishlarga hadis yo'q ekan, uni qilma. Men sahih rivoyat yo'q ekan, uni qilma demasin. Bu xatarli bu. Buni ko'p misol keltiriladi, ulamolar tibbiyotga misol keltiradi. Tibbiyotda kamida 8 yil o'qiydi. Bu masalan 13 yil, 15 yil, 20 yillab o'qiydi. O'qigandan keyin kamida 5 yil, 10 yil tajriba kerak. Yurak operatsiyasi bilan o'qidi bir odam. 15 yil o'qidi. Hammasini tugatdi. Yana 10 yil tajriba. Operatsiyalarga qatnashdi, yonida yurdi. Endi uni qo'liga o'sha kesadigan asbobini oldi. Endi yurak operatsiya qilyapti bu odam. 25 yillik metodologiyasi var buni. O'qigan, nima tomir, nima nomlanishigacha biladi u. Qattan boshlab qatta tugashini biladi. Buni kessa nima bo'lishligini biladi u. Kelib olib, sahih emas bu kesishingiz desangiz. Biror chizib o'qimagansiz tibbiyotdan, kimdandir eshitib olgansiz, YouTube'da ko'rib olgansiz. Ana u 25 yillik doktorga borib, "Shunaqa, bu noto'g'ri bu, sahih emas bu" desangiz. Qanaqa kulgili narsa bu? Kulgili u. Şuna kılışıyordu hazır. Kudu şu işini kılışıyordu. Bu adı değil bu? Buna kadar masalalar, ahkamge tekişliği masalalar hemme haklıgende tiligi kesi yapar oradayken yapmaz. Doğru bana atırı haram de var yaptı bittesi. Demek ki suyanıp atırı haram değildi. Kim onge ruhsat beri yaptı? O Allah subhanahu wa ta'ala haram de kat'i aitmegenler sana haram degen adam kastan ise kafir buladı. Dinden çıkıp kaladı. Bu hatar dinlerse. Halal haram meselesi oyuncak mıyız? Tililerge erki verip hada halalın ve hada haramın devirmeyler deydi Allah Teala. Bu halal, bu haram devirmeyler. Allah'ın hakkı o. Allah Teala haram degenlerse biz haram deyimiz. Atırdı spirt barıken. Mantıkan karab ayetle vermeydi. Yetken olmayız yem içinde spirt var. Aslı tagi. İşlep çıkarsayız. Doğru. Uzun değil mi? Hemen arsada var. Lekin o
spirtni ichishga, spirtni iste'mol qilishlikka ruxsat yo'q. Harom u. Ana ochiq oydin spirt ruxsat yo'q. Lekin uni spirt atirga nisbatan ishlatilsa, u joiz bo'ladi. Joiz u. Ana hozir vabo tarqaganda deyarli hammamiz antiseptik mahsulotlar ishlatdik. 100% spirt hammasi. İşlettik bunu. Onu yuvup alahada namaz oku şartmaz. Namaz oku biraz. Spirt o. Lekin arak bilen antiseptik kısa kuliga onda haram. Arak çünkü içimlik için alahada işlep çıkarılıyor. Hmm. O haram o. Onun cinsi haram. Onun faydalarını bu meyli. Şunun için Türkiye ilk bir maslak gereği. Dini meseleler nazik. Nazik, cüze nazik. Damla ki bize yine Bismillah. Bir nerse satacak mıyız ha? Mesela bir üy satmak için olsa üy. Üy mesela bizi 20.000 dolu ya bir çek. Oldu değil mi? Az ben klin tek gelemem sana. Lakin bakana üzümay tamam değil mi? Klin ekip 30'a versen ya 40'a versen de egesi 20'ye versen buladın mı? Tükmezden. Hozir bunaqa narsa ko'payib ketdi. Birinchidan biroz mavqumroq bu vaziyat. Mulki egasi emas ana odam. Mulkini egasi emas. Va u o'sha birovni mulkini sotish huquqi yo'q unda. Payg'ambar alayhissalom qaytardilar o'zi qabz qilmagan narsani sotishdan degan hadis bor Abu Dovud rivoyat. O'zingiz hali qo'lga kiritmagan narsani sota olmaysiz-da, sizniki emas u. Sizniki bo'lsa sotsangiz bo'ladi. Endi sizni vakil qilishi mumkin uy egasi. Mayli, meni uyimni narxi 20 ming, siz sotib bering desa, ustiga qancha narx qo'ysangiz ham, o'sha narx uy egasiniki o'zi. Siz ustiga qo'ygan narxni haq ega qila olmaysiz. Siz vakilsiz siz. Al-vakil kal-muvakkil degan qoida bor. Vakil muvakkil bilan bir xil. Men siz men vakilman, siz meni vakil qiluvchisiz. Men nima savdo qilsam, sizning nomingizdan qilyapman. Nima foyda topsam, sizniki u. Endi boshqacha varianti bo'lishi mumkin. Aytishim mumkin men. Meni uyimni narxi 20 ming da, menga siz sotib bering shu uyimni. Sotib bering. 20 minggacha menga berasiz. Undan yuqori sizga xizmat haqingiz, olavering desa, unda biroz yo'l chiqsa bo'ladi. Yo'l qilsa bo'ladi. Lekin unaqa demasa mumkin, unaqa demasa. Ha, hozir yuqorida ancha narsa bordi. Bu yerda yana bitta ishkol chiqadi. Uy egasiga pul zarur. 20 mingni sotmoqchi. O'rtada maklerga iltimos qilgan. Makler ko'chaga 40 ming deb yozib qo'ygan. 30 ming desa bermaydi. Buni egasi 20 mingga rozi o'zi. 30 minge vermeydi. Bunun işi bitmeyipti. Makler onu aldap çözüp büro uğradı. Kegen haradarı kaytara uğradı. Hohlegen narkı çıkmagen için. Mülk bunu kim az? 20 min mi? 30 minge çıktı mı haradar? Ay çiş gereği. 20 min 30 minge haradar çıkıyipti. Satasın mı deyiş gereği? Ay çiş gereği. Hudadan korkmuş gereği. Bu vakil, kel muvakkil bu. Hoş ne kadar sakın. Endi bir manada maklerler gem kıyın cihatı var. Tanıştırıp koyadı da, bunların hizmet hakkını vermezsen, uzun arkadan bari işi bitirip bitirdi yanına var. Hamma birbirine oklaştık hamide. Hamma samimi bulsa, baraka uşanda buladı. Kungulden çıkarıp beradı uyuyam. Uyuyam yolgan yapırmaydı, onu isteyem aldap gitmeydi. Uşa pul, uşa pul, rızk uşa. Lekin, uy satadıklarını korsayız, maklerini sokken, maklerini karasayız, uy satadıklarını sokken. Hamma birbirine işanmaydı. İş bitmezsen alın pul soruyordu. İş bitmese avvalgen pulunu kayıt vermeydi. Şikel meşne kabuğu atıptı. Bazarga barıp makler zatını de sökü atıptı. Bunun ise bu ne kadar iyiydi. Makler yapın işseyiz. Makler bir içeride dardı dostan. Onu ki yem. Başlaydı Alpan müşahit kendisini geri. Ondan para ne mevzu? Kaçadır kısmını iş bölgesi otursayın kaçadır kısmını. Aylık kıpoysa yakışı. Faiz kıpoysa bu da mesela. Evet.
Hazır şuna kadar var ki ya. 3 faiz deydi ya hazır. Satken pulu gibi 3 faiz menge 1 deydi. Mekilerde şuna kadar deydi. Onge razı bulsa razı şu. Biz satı veremiz. Etken merkezi satarımız. Kançaki satışımızdan kat iyi nazar 3 faiz. Kegen haridarı, kegen haridarı narkını özü kaytarmaslık kere deyken. Narkını eşitken de uşa narkını üye egesge aitip duruş kere. Şunge keli yaptı, şuna kadar keli yaptı. Satasını mı deyiş kere. Bazı makineler 3 faizi hem oladı, kegen klientten hem oladı, aldı, bundan hem oladı. Allah'ın Hıhtaylı işle okuyanı kudu şuna kabul ağırdı. 3 faizdir dedi, okuyan polis 3 faizdirdi. Kim orka varlıktan bilsen, 1-2 faizi hem onge hem oturarken de 1-2 centri. Şimdi bu özünü, damla aşı azı kısmına şunu savunma bence yani. Ben Hıhtaylı demezsen, Uygurlar bize ne gibi var? Uygurlar dedi, ben şu dersen tat bir ama, sence sto işi mi? Mesela 3 çaylık 10 son. Yok, ben 8 sonlukını tap verdiyse, bol da 3-4 gün kıdırdı da bu. Ben 3 çaylık 8 sonlukını kıdırdı, tap verdi. Kim baytadı, indi dedi, ben dedi mesela bir kantini öyle diyen bolsa, 60 bin dolar mı? Doğru mu? 60 bin dolar yiyen ben dedi 3 faiz koyamadım. Şu 60 bin, biz, ben razım aldı için çünkü. Ben razım aldım. Bol da, sanırım ben davul yıkıldı bu, ben 3 faiz bir şey razım aldım. Oladı mı? Oladı. O bo'ladi. Unda narigi tomondan ham olsa zarari yo'q o'zi. Yolg'on gapirmasdan unga ham o'sha sizga 8 so'mlik narsani sotib beraman, menga 1% yoki 2% ber desa unga shar'an buni man qiladigan narsa yo'q. Simsor, dallol va unga o'xshagan narsalarni ish bitiradigan odam qilaversin, faqat yolg'on gapirish, xiyla ishlatish joiz emas. Lekin uni yetmasdan, orqa varatdan osib o'tmaydimi? Ben 3 faiz geliştim bunu bilen. Bir tane nakım sana 100 bin dolar limon alalım ben. 3 faizini o attı. De, kim ben yani orka varlıktan bulamam o yani 1 centten yok 2 centten kovar attı. Her bir de mahsulat üstü. O caiz mesela. O caiz mesela. Bir tane narsadan bir tamamdan fayda kurulardı. Yani bir narsanı bir cihatıdan fayda kurulardı. Şunun topu bir yerine 3 faiz aldı mı? Bunu narkıya arlaşmaydı indi. Narkıdan fayda aldı mı? Faiz almaydı. Çöndeyiz mi? Bunda iki tomondan qilish to'g'ri emas. Lekin sotayotgan odamga ham xizmat uchun xizmat haqi aytib, olayotgan odamga ham xizmat uchun xizmat haqi aytsa zarari yo'q buni. Ba'zi ulamolar ixtilof qiladi, lekin bu man qilingan narsa emas. Qilsa bo'laveradi buni. Lekin ham foizidan ham uni narxidan foyda qo'yib qo'yish joiz emas. Narxiga foyda qo'ysa foiz olmasin. Savdo qilyapti. Vakil bulup narigi tomondan sizga sotib, ustidan pul olyapti, uni kelishtirib. Yoki umumiy summadan foiz olsa narxiga aralashmasin. Narxini to'chna aytsin. Lekin bunaqa bo'lmadi, to'g'rimi ekan. Keyin bunaqa voqealarda iloji boricha voqealikka shu gapni tushirib, mana ko'rdingmi, falonchi shunaqa dedi, senga xato ekan deb xulosa qilmaslik kerak. Chunki voqealik qarshi tarafning gapini eshitgandan keyin yechiladi. Boshqa tomonda ham gapi bor-da, aytadigan gapi qovli bor. Hozir uzr, inson naydaro bo'lishi mumkin. Bizlarning sohada ham yuklik ko'p chiqadi. Kamaschilik ko'p ishlaydi. Kamaschilik ko'p bo'lgandan keyin menga ish ber, menga ish ber deydi. Shu misol uchun bu yerda yukka egasi bor. Bu yerda men o'rtadaman va kamaschi. Unga men dokumentini qilib bera olmadim. Kamaschiga ishini beraman. Kamaschi yukini olib boradi. Misol uchun 1 millionga olib borib keldi. Menga 50 ming beradi. Mesela 50 milyon. Lekin yükke egesi bilmeyin değil mi? Siz kemasçıya yükke bir mi? Ha, mesela 10 tane kemasçı da ben bittesini terle bir oldum. Yaksı da. İşanşlı da. İşanşlı. Ya işi yapadı diyor ki o zaman bir şey. O adam menge minnettar açılı ispatı 50 milyon bir oldu. Klip top bir geldi. Yükke egesi kanarı yok. 1 milyon de şimdi hazır. Kendi 950 milyon küçük kalmadı diyor. Yükke avargen egesi kanarı yok. Bu şekilde üçüncü adam gibi it koyuş gereği mi attı? Ben. Sen yükünü avarı, ben 50 milyon aldım. Siz yükünü gelsiniz. Ben sizge, ben dokumentarınızı işinizi bitirdim. Deklarasyonları sıkı verdim de. Yük izin askere sizge op çıksın geri. Maşına gepleşiş geri. Ben çıkıp gepleşiyorum ben. Bittesi kalktı uçanı bir yerdim işimi. O avar bir yerde. Sizge, siz bunu bir milyon tanediz. Bu risk ettiniz. Lekin ben de 50 milyon geri. Valla iş bir gelmem. Ha, iş menge iş verdi. Çünkü ben razı mı? Menge verir, ben senge 50 bin veremem. Lekin o egesi
1 milyonga topa olmaydi, to'g'rimi? Shu egasini topishligi sal noqulayroq, bir xilli to'g'richini mana shu kamasi bilan o'zing bo'pti, kelibsan, kelibsan. Bir xilli aytadiki, men ustimdan pul olasan. Men ustimdan 950 mingga ham gaplashsang bo'lardi-ku. Nima 950 mingga emas, 1 millionga chiqardingiz. O'sha uchinchi tarafga ichish kerakmi, ichish shart emasmi? Yo'q, shart emas u. Shart emas. Shart emas, hech shart emas. Men chunki kamaschi bilan bo'ldi, ana qildim. Kamaschi sizga aytib qo'ydi-da? Men ish bersang, to'g'risini chiqarib beraman degan. Rozi bo'lib, biz kamaschi beryapmiz. Kamaz tıbrak etsem bu 25'ini benimle bir seyirte hemen gel. Akide nümeler. Hoş geldin de Yusuf Aleyhisselam kıssasını ayet vereyimden buldu. Saat neçim oldu mu? Akideden gel boşasak bomba atışa tok biteriz. Allah bana ya. Aqida aqdun kalimasidan olingan bog'lanish degani o'zi. Bog'lanish lug'atda. Istilohda Alloh bilan banda o'rtasidagi aloqalarni bog'lashlikka aqida deyiladi. G'ayb. G'aybga iymon keltirish aqida fan. G'aybga qanday iymon keltiramiz? Masalan, o'lgandan keyin nima bo'ladi? Qabrda nima bo'ladi? Tırılganımızdan keyin qayta tırılsak qanday bo'ladi? Oxiratda nima bo'ladi? Jannat, dozax, hisob, kitob, sirot. Ha, bular hammasi g'ayb xabarlari. Uni biz o'zimizda o'zimizcha topa olmaymiz. Insonning tafakkur aurasi, tafakkur uchqurligi g'ayb amallarini to'g'ri topishlikka yetmaydi. Kuchi yetmaydi. Shuning uchun payg'ambarlar keladi. Ular kelib, ular o'sha g'ayb masalalariga vahiy orqali xabar beradi. Oxiratda bu narsa bor, farishtalar bor, kitoblar vahiy orqali keladi. Allohni yakkaligi, jannat, do'zax, bular hammasi zikri keladi. Masalan, Abu Hanifa rahimahulloh aqida kitobi bor, Fiqhul Akbar degan. Al-Fiqhul Akbar degan kitobni boshida aytadi. Boshida birinchi jumlada. Aslut tauhid. Aslut tauhid. Va ma yasihul i'tiqad alayhi deydi. I'tiqad shu aqida shu. Tauhidning asli. Tauhid nima desa, tauhid Allohni yakkaligini isbotlash. Tauhidning asli va e'tiqod qilishlik durust bo'lgan narsalar nimalar desa boshlagan bu yoqda. Yajibu ayyakula amantu billahi va malaikatihi va kutubihi va rusulihi val yawmil akhir val ba'thi ba'dal maut val qadari khayrihi va sharrihi min Alloh ta'ala val hisab val janna van nar kulluhu haqqun. Mana shu matn bor. Bu nima degani? Demak, Allohni yakkaligini bilish, yakkalash va aqida qilib, e'tiqod qilib, g'aybga iymon keltirish kerak bo'lgan narsalarda vojib bo'ladigan ish shu. Vojib bizga e'tiqod sifatida shakllantirishimiz kerak bo'lgan narsa vojib bo'ladi Allohdan o'zga iloh yo'q deb guvohlik berishimiz. G'ayb amalimi bu? G'ayb. Bizga ya'ni mushohada olami emas u. G'oyri mushohada bu. Uni ko'z bilan ko'ra olmaysiz, qo'l bilan ushla olmaysiz, quloq bilan eshita olmaysiz, burun bilan hidla olmaysiz, ha? Ta'mini bila olmaysiz buni. Buni faqatgina xabar bilan qabul qilasiz. Xabarni qabul qilish jihati payg'ambarga bog'liq. Boshqa hech kim aralasha olmaydi bunga. Ana shuni aqida deydi.
Allohni yakkaligi, yakka deb e'tiqod qilish. Yajibu an yaqula amantu billahi. Allohga iymon keltirish va malaikatihi va kutubihi, ha? Va rusulihi. Tushunyapsizlar buni? Ha? Wal yawmil akhir, oxirat kuniga iymon keltirish. Wal qadari khayrihi va sharrihi min Alloh. Yaxshilik yomonlik Alloh ta'alligiga, qadar bu ham. İman keltirish. Wal hisab. Qiyomatda hisob bor. Har bitta ishimizga javob beramiz. Bugün nima desek, ertaga buni javobi bor. Wal mizan, mizon bor. Har bitta amal tortiladi. Jannat, dozax mavjud. Bularning hammasi haq deb e'tiqod qilish tavhidning aslidir, e'tiqodning aslidir. Aqidaning ta'rifi shu. Aqida shu. Va endi bu yog'i shuni sharhlagan ketgan, sharhlamagan Ahli Sunna val Jamoaning aqidasini matnini davom ettirgan. Endi Allohga qanday iymon keltiriladi? Ha? Wallohu ta'ala wahidun la min tariqil adad walakin min tariqi annahu la ilaha illahu. Alloh taolo yakkadir, yagonadir. Yakkalik yagonalik sanoq sistemasidagi emas. Yakkaligi uning boshqa sherigi yo'qligi jihatidan yakkadir. Mana shunday qilib ketgan. Shuni matn deyiladi. Aqida deyiladi. Biz g'aybiy masalalarda Payg'ambar alayhisolatu vasallamdan bizgacha yetib kelgan hadislarning umumiy jamlamasini mana shunaqangi aqida matnlaridan o'rganamiz. Ular bizga aqidani qanday shakllantirishlikni o'rgatadi. Eng uslub chiroyli tartibda. O'sha aqida, shu mustahkam bo'lsa bo'ldi, bu yog'i amallaringiz shunga qarab ketaveradi. Demak, aqidaning umumiy ma'nosi shu. Ma'naviy ma'noda Allohga bog'lanish. Hop. Qadar deganingiz esimga tushib qoldi. Bir xil insonlarni ma'ruzalar deyishamiz. Yoshlari oxirlaganda yaxshi inson edilar, kasal bo'ldilar, dard yetibdi. Alloh suygan bandalariga dard beradi deyishadi. Bir xil joylarda eshitamiz ki, bu inson yomon bo'lgan edi. Mana kasal bo'lib qiynalib, qanaqa bo'lib xor bo'lib ketdi deyishadi. O'shanda men qanaqa qilib ajratsa bo'ladi? Kasallik, dard qanaqa tushunsa bo'ladi? O'zi aslida biz o'zimizni o'lchovimiz bilan boshqalarga balo keldimi yoki kafforat keldimi aniq keskin ayta olmaymiz. Keskin ayta olmaymiz. Ularning oxiri nima bilan tugaganligiga guvoh bo'la olmaymiz biz. Biz nima qilamiz? Alloh subhanahu va taoloni o'ziga topshiramiz uni. Ibn Jauziy, Ibn Qayyim Jauziydan so'rashgan. Bir bandaga bir dard yetdi. Ha? O'sha dard, o'sha kasallik yo'q, o'sha musibat. U odamga Alloh taolo tomonidan jazomi? Yoki Alloh taolo tomonidan unga bir darajat mı? Kefarat mı? Qilgan günahlariga kefarat mı? Bunu qattan bilemiz degende uşa adamını uşa dertten keyingi holatidan bilemiz degen. Musibet kegen paytda özünü qanday tutyapti u? Allah'tan deb bilip şükür qilyapti mi? Özünü o'nglayapti mi? Hatalarını ıslah qilyapti mi? Her xil yomon işlerden tiyilyapti mi? O dert unga mukofot bo'ldi. Demek ki Allah subhanahu wa ta'ala onu hey deb siltab qo'ydi. Nazarımda sen deb qo'ydi. To'g'rilab qo'ydi. Farzandingiz xato qilib qo'ysa qattiqroq tegishingiz yaxshi ko'rganingizdan u. Sekin yomon yo'lga kelsa indamay tursa yaxshi ko'rmagan bo'ladi u. Ketdi, botqoq ketib qoladi. To'g'rimi? Demak, bandani o'ziga bog'liq. Banda agar isloh bo'lsa, to'g'ri yo'lga yursa, unga kelgan musibat unga mukofot bo'ladi. Lekin musibat keldi-yu, ko'zi ochilmayapti uni. Yana o'sha tushkunlik, yana o'sha noumidlik, yana o'sha isyon, yana o'sha jinoyatga ketyaptimi? Alloh taolo uni jazolayapti. Nimaga? Musibat kelsa ham harom xarishdan tiyilmayapti. Harom xarish qilsa ham ba'zan unga musibat kelmayapti. U ham Allohning unga balosi. Ha, kelmasligi ham. Chunki u qilgan jinoyatlari, qiyatgan ishlariga jazoni olmayapti. Oxiratga g'aramlayapti uni. Oxiratda hammasiga javob beradi. Va bu dunyoda g'ururga tushadi u. Men deydi, shuncha jinoyat qilsam ham hech narsa bo'lmayapti menga deydi. Demak, Alloh meni yaxshi ko'radi deb o'ylaydi. Holanki bu unga istidroch bo'ladi. Istidroch degani daraja qilib qo'yishlik. Ya'ni uni g'ururlantirib qo'yish. Oyog'ini yerdan uzib qo'yish.
U yomon. Shifo topish topmas hech. U ham shu. Uni farqi yo'q. Har turli hadislar bor. Agar bir insonni boshiga bir musibat kelsa, Allohdan deb bilsa, shukr qilsa, sabr qilsa ajr oladi. Abu Sa'id al-Khudri radhiyallohu anhu'dan rivoyat qilingan hadis bor. Payg'ambar alayhi salatu vasallam dan so'radilar. Abu Sa'id al-Khudri radhiyallohu anhu. Aytdilarki, ayyun nas ashaddu bala' deganlar. Odamlarni eng ashaddiy baloga uchraydiganlari kim? Eng qattiq musibatga kim uchraydi odamlar ichida? Deganda Payg'ambar alayhi salam Al-Anbiya deganlar, peygamberler. Thummel emthalu fe emthal deganlar. Keyin şu peygamberini yolda yürgenlerge katta imtihallar keledi. En katta imtihallar şunlarge keledi. Allah Teala bir bendesini yakış görse, o şey rivayetlerinin devamıdır. Onge dert beredi. Dünyadaki kigen hata kemçilik hemme narsasını o şey derdi bilen dünyanın özünü yüvedi. Hatta Allah'ın huzuriga hiç bitti günah kımagendeki rubara baladı. Anadan tuğunu gendek baladı. Uşa dert unge mükafat baladı. Bazı bendelerge Allah Teala mutlaka musibet vermeydi. Allah Teala ularını dünyadaki birrar takigen hatası, günahı keçirilmesliğine haklıydı. Ve unge dert vermeydi. O adam gururda barıp barıp Allah'ın huzurunda hammasiga hesap kitap cevap verdi. Yaxshilik qilsa kafolat aytibdi. Yaxshilik qilsa, Allohdan deb bilsa, ular hammas kafolat bo'ladi boshqa kelgan narsa. Mo'minga zarar yetkazib bo'lmaydi. Hech qachon. Mo'min qochsa ham, quvsa ham ajr olaveradi. Mo'minga hatto payg'ambar alayhissalom bitta zirabcha kirsa, o'sha zirabchaga ham ajr oladi deganlar. Masalan, 3-4 ta karmoningiz bor, cho'ntagingiz bor. Bir narsani bir joyga sop qo'ydingizda qidiryapsiz. Ko'pincha bo'ladi-yu, masalan, mashinaga o'tirasiz, kalit yo'q. Qatga soldimmi-kin deysiz, qidirasiz. Nariyada qolib ketdimmi-kin, o'tirgan joyda qolib ketdimiz qilasiz, tashvish bu. Ana shu tashvishga ham ajr bor. Mu'minga hamma narsada ajr bor. Hamma narsada musibatlarda ajr, bu ham bir musibat. Musibat. Sham uchib qoldi, payg'ambar alayhi salatu vasallam. Hujra-i saodatda sham yoqilganida, masalan, o'sha uyni yorib turadigan. Uçup kalsa inna lillahi ve inna ilahi raciun diyorlar. Allahümme ecurli fi musibeti ve hlufni hayran minhu diyorlar. Musibetke ayetle diyen dua. İnna lillahi. O da bulsa ayetemiz biz. Doğru mu? Çırak uçup kalsa mı hiç gerek? Gaz bulmaya koysa mı hiç gerek? O ya musibet. Acır olamız her ne? O gazga, çırakka mesuller cevap verirdi elbette. Bunga cevap verirdi. Onun tarafına oluyetkenim yok. Korrupsiyaga cevap verirdi. Xalqni qiynashlikka sabab bo'lganlar javob beradi. Bu masalalar siyosiy masalalar. Bu masalalarga doim islom darajasidan qaraymiz. Navalniyga o'xshagan K.T.larni bizga hech kerak yo'q. Ular korrupsiyaga qarshi chiqyapti. Yaxshi odam, o'lganing tuzuk. Qayer yaxshi Navalniyni? Shuni tarashyapti 3-4 kundan beri siyosiy maqola qo'yganman, tagida hozir ham janjal. Nima emish san deydi? Navalniyni tanqid qilib, korrupsiyani tarafini olyapsan. Yo'q, korrupsiyaga ben dinim tomonidan qarshiman. Poroqurga dinim o'rgatgan qarshiligini. Xalqni qiynayotganga dinim o'rgatgan qarshi turishligini. Uni harom deyman, shar'an javob beradi deyman. Shariatim o'rgatgan. Navalniy LGBTlarni targ'ibotchisi, Yevropani echkisi. Korrupsiya bah, uni korrupsiyaga qarshi chiqyapman demasa hech kim bir tinga olmaydi uni. Shuning uchun u korrupsiyani oldinga chiqaryapti. Ha, korrupsionerlar bor. Lekin bu korrupsionerlar Navalniyni orqasidan keladigan korrupsionerlardan yaxshimi yomonmi uni hali aniq emas u. Unisi bulardan yomon bo'lishi mumkin. Chunki adolat keltiramiz biz deb Iroqqa kelgan Amerika 1.5 million musulmonni o'ldirdi. O'sha Saddam Husaynni haykalini yiqitgan odam yig'lab intervyu berdi yaqinda. YouTube'ga kiringlar. Men dedi juda qattiq adashdim dedi. Amerika kelyotganda dedi biz adolat, so'z erkinligi, u rosa havolandik dedi. Biz o'zimizni diktatorni yiqitishlikka dedi birinchi chiqqan odamlarmiz dedi. Biz yiqitdik buni haykalni dedi. Lekin oqibat qarasak dedi
nomusu toptalgan kelinchakka o'xshab qoldik dedi. Ular kelib, nima ishni qilsa qildi dedi, qo'limizdan hech narsa kelmadi dedi. Qazofiyda ham shunaqa bo'ldi. Hozir ham tinchigani yo'q. Suriya hali ham tinchigani yo'q. Navalniy kirib kelsa, Men hech qachon bu korrupsionerlarni oqlamayapman. Navalniyni LGBT targ'ibotchisi ekanligini qoralayapman. Bizda 4-5 ta odam chiqib miting qilib chiqibdi. Navalniy tarafdori bo'lib. Shularni ogohlantirsam, kirib olib 3 ta 4 tasi siz deydi, korrupsionerlarni tarafini olyapsiz. Yo'q. Men tarafini olmayapman. Sen K.T'ni tarafini olyapsan aslida. To'g'rimi? Shunaqa. Ha, unga javob beradi. Lekin biz o'sha musibatlarga qanday mavqifda bo'lishimiz kerak? Mas'uliyatimizni ado qilishimiz kerak, lekin shu musibatlar uchun Allohdan ajr umid qilishimiz kerak. Uni o'rnini to'ldirish harakatini qilishimiz kerak. Tijoratchilar bu masalani o'ylash kerak. Hozir nechta yaqin o'rtoqlarim bor, plan ishlab chiqarib yurishib tushun tepasida. Quyosh energiyasini olib kiraylik. Elon Musk'ni proyektlarini olib kelaylik. Butun boshli vodiyni, butun boshli shu elektr energiya yo'q joylarga elektr olib boraylik. Buni qilish musulmonning ishi. Ahli ilmlar, talabi ilmlar, da'vatchilar buni targ'ib qilish kerak. Tijoratchilarga pulni topib faqat maishatni o'ylayverma deyish kerak. Yo'q, sapla deyish kerak. Sapla, xalqqa qoldir shu narsalarni, muammolarni yechimini qil deyish kerak. Bu masala umuman boshqa masala. Lekin hozirgi kunda payg'ambar alayhissalomdan sunnat chiroq o'chib qolsa inna lillahi va inna ilayhi roji'un deymiz. Biz Allohnikimiz va Allohga qaytamiz deymiz. Ajr olamiz shunga. Orqasidan duo qilamiz. Allohum Parvardigora, bizni mana shu musibatimizga sabrimiz uchun ajr bergin. Yo'qotgan narsamizni o'rniga bundan ko'ra yaxshirog'ini bergin. Duo qilamiz, ajr olamiz. Sunnatga amal qilamiz, ajr olamiz. Sabr qilamiz, ajr olamiz. Allohdan deb bilamiz, ajr olamiz. Mu'minniki juda katta yutuq. Mu'minning saviyasi shuning uchun baland. Kofir tuyaga o'xshaydi. Tuyaning egasi cho'lni yarmi joyda olib kelib bog'lab qo'yadi. Turaveradi, nimaga bog'laganini bilmaydi tuya. Keyin yechib qo'yadi, nimaga yechib qo'yganini bilmaydi. Kofir ham shunaqa, kasal bo'lsa, nimaga kasal bo'lganini bilmaydi. Na ajr olmaydi, mana bir daraja topmaydi bundan, xulosa chiqarmaydi. O'ziga kelib tuzalib kelsa, o'zim tuzaldim deydi. Nimaga tuzalganini o'zi ham bilmaydi. Nima maqsad, dunyodan maqsad nimaligini bilmaydi. Shuning uchun eng zirkarli hayot ateistlarniki. Umid yo'q, qop-qorong'i hayotda yashaydi. Erta yo'q ularda. O'lsam deydi, ketdim, yo'q bo'lib ketaman deydi. Dahshat bo'lsa kerak, mana o'ylagan odam qo'rqib ketadi. Qanaqa yashayapti bular? Yegani qanaqa tushyapti ularni? Qanaqa qilib maza topadi bular? O'shaning uchun aksariyati K.T. Ateistlarni aksariyati shunaqa. Xotinlarni aksariyati lesbiyan. Dunyodan qanaqadir shu lazzat topaman deydi. Nima bo'lsa og'ziga, nima bo'lsa ko'ziga chiroyli ko'ringanini yeb olib yamlab ketaveradi. Astagfirullah. Hozir ko'rib o'tiradim. Karomat qildingmi? Ha, hozir. Ko'rdingizmi? Siz cho'satcha keldim. Rost tamom yesdi mina avliyo degan. Yo'q, men tanob qo'rqdim. Ko'rib o'tiradim. Xitoydan keldim. Odam yeyishyaptimi? Hozir ko'rib o'tiradim. Shuni hozir nima farq qilib ularga deyiz. Bismillah. Bu ham misol uchun yo'qotib deganlarga qanaqa sinov deb bosdi. Uyg'ur bechara albatta sinov tushib qoldi. Yig'lar. Sinov yaratadi degan. Alloh o'zi najot bersin. Dunyoda mazlumlar ko'p. Hozir ayniqsa musulmon mazlumlar, eng katta mazlumlardan bittasi uyg'urlar. Alloh taolo ularga najot bersin. Eng kamida duo qilishimiz kerak. Har namozda duo qilish kerak. Haqlariga Alloh taolo najot bergin. Sabr bergin. Musibatlarni ko'targin. Zolimlarga kifoya qilgin. Inshaalloh qancha ip taranglashsa, shuncha uzilishga yaqin bo'ladi. Taranglashtirib qoldir. Inshaalloh najotga chiqqanlarni ham ko'rish nasib qilsin bizga. Keyin mana qarzi bor odam. Qarzdor odamdan qarz berib qo'yaman. Masalan, sizam aytdingiz-ku, jonim tirik bo'lsa olaman hali. Qanaqa deyish,
olish kerakmi? Qo'lingizdan kelsa olishingiz kerak, ha? Qo'ldan kelsa olish kerak, tashlab qo'yish kerak emas. Tashlab qo'ysangiz, keyingi odamni uxlatishiga sabab bo'ladi-da. Miqroz degan anaqa bor. Qarz oldi berdisida qarzni kesib olib qo'yish. Poylab yurasiz, sizni bir odamda haqqingiz bor, uni o'zini mulki bir joyda qo'lingizga tushib qoldi. Bo'ldi, men pulim bosib qoldim deysiz. Haqqingiz bor. Unaqa shart emas, rahm qilib, masalan, puli bor, bermayapti. Mashina haydayapti, telefon tutyapti. Tortib olib qo'yish kuchingizni topqing. Payg'ambarlar alayhissalotu vassalomni oldilariga payg'ambarimiz qarz bo'lganlar. Bir odam kelib, qarzingizni bering, deb qattiq muomala qilgan. Sahobalar kelib, haligini urmoqchi bo'lishganda yo'q deganlar. Haq egasini gapi bo'ladi deganlar. Mana shu hadis bor. Haq egasi gapirish haqqi bor. Pulim bermaysanmi deyishga haqqi bor. Hatto ulamolar aytadiki, ko'pchilikni ichida izza qilishga haqqingiz bor. O'zi mu'minni izza qilish harom. Qarzdorni izza qilishga haqqingiz bor, agar u bermay yurgan bo'lsa. Mutil degan narsa bor. Al-mutil zolim degan hadis bor. Mutil degani qo'lida imkoniyati bor u qarzini bermasdan cho'zib yurgan odam. Eng zo'r gap nima? Hozir moda. Pulga kuymaysiz, vaqtingizga kuyasiz deb qo'yadi. Hammasi shunaqa. Ishlatib olsam bo'ladimi? Ha? Kuch ishlatib olsam? Albatta, bo'ladi. Nima qilib bo'lsa ham olish kerak. Faqat kuch ishlataman deb keyin bundan ayrilib qolmasligingiz ham kerak-da. Yo, endi ehtiyot shartda nima? Endi kuch ishlatsam uni o'zi ham yozib o'rganda bo'lib qoladi-da. Poylab turadi kuch ishlatishingiz. Ha, o'shanda qutulib qoladi qarzidan. Ana qutuldimmi deydi. Qani bir ursaydi deydi. 50 ming turadi bitta mush. O'shani siz aytayotgan bola, o'shani kutgan-da. Ahmad degan bola. Lisaylis masalasida. Qarzi bor telefon qilsam o'chirib qo'yadi, qarzi bor telefon qilsam yo'q bo'lib qoladi. Bir haftadan keyin paydo bo'ladi, aka beraman deydi, seshanba kuni deydi. Seshanba telefon qilsangiz yana o'chirib qo'yadi. Men bitta odamga aytib qo'yganman, uni boshqani puli berib yuborish kerak. Oxiri janjalga olib bordi-da. Janjalga olib bordi. Butun oilasi bilan bostirib keldi uyimga. Mashinalarimni urib sindirib tashagan, o'sha paytda endi bo'lgan narsa. Men o'zimga ke chiqqanman. 20 ta odam olib ketdi. Ancha puypalashganmiz. Keyin shundan keyin uxladingiz deganda. Maqsad shu, maqsad shu bo'lgan. O'sha cho'zavurish, asabingizga tegish, olasiz pulingizni deyish, olguncha meni ota degan hatto. Pulni olguncha. Olgandan keyin otasidan voz kechdi. Tanim. Eshigini tegich kelib olib ketgan. Lekin imkon bo'lgan kuni olish kerak. Ularga qo'yib bermaslik kerak. Bular boshqa odamlardan ham aldab yuribdi hozir. O'sha bolani hozir boshqa odamlardan qancha odamdan qarzi bor? Hozir qancha odam shikoyat qildi? Men gapirgandan keyin qancha chiqdi aka to'g'ri dedi. Buni anu Hasan Husan do'stlarimiz va birodarlarimiz. Ofis marketni asoschilari, ta'sischilari. Zo'r odamlar. Halol pokiza insonlar. Xalqqa, millatga foydasi tegish uchun M faktor ochishgan ular. Ular bilmasdan uni olib chiqishib, kimlardir reklama qilganda shuni xullas. Qog'oz balki ularga reklama noto'g'ri tushuntirishgan. Chiqib olib, bu endi odamlarga biznes o'rgatyapti. Afiris. Haromdan parhiz qilmaydigan. Hozir bir ikkita anu boshqa bolalar anu bir ikkita biznesni sotib olibdi undan. Bilib turibman, biznes sotib olgan. U shunaqa o'zi. Odamlarni ko'zini sham g'alat qilib biznes deb sotadi-da, pulini uxlatadi. Undan biznes sotib olib maqtab yurishibdi uni. Men aytdim, maqtama, apiris bu desam, ya siz bilmaysiz yaxshi odam. Yo'q, sen men bilaman. Bilaman uni qanaqaligini-da, sen unga hozir manfaating borligi uchun maqtayapsan u. Samimiy emassan u, odamni aldamasan. Bilamanki undan nima sotib olganingni. Sotib olib, o'shanga ishing tushib turgan uchun maqtayapsan. Xurshid Nig'mon degani, necha marta aytdim shuni. Bittasiga yozyapti shunaqa, ovozli gapiryapti. Falonchi deyapti. Shu g'irt quloq ekan deyapti, musulmonlarga qarshi dushman ekan. Ha, shuni dushmanligini aytmaysizmi deyapti ayol kishi unga. Ha, dushmanligini bilarkansiz, aytmaysizmi odamlarga, ogohlantirmaysizmi desa, undan qarzim bor-da deyapti. Pulini so'ramasin deb indamayapman deydi. Shunaqa odamlar bular. Musulmonlarning manfaati qolsin u, o'sha Xurshid Nig'mon degan bitta bola bor.
Mashinaqa odamlar, qarz oldi berdi, muomala, manfaat, shaxsiy manfaat turganda hamma narsa chetga suriladi. Lekin gaplashsangiz, biz salafgir geçimiz deb qo'yadi. Salafgir geçarmish. Sen qanaq salafgir geçasan? Salaf qarzi bor xonadonni soyasida o'tirmagan. Soyasidan foydalanmayin deb. Birov haqqiga qattiq qaragan. Hozir birov haqqiga qarashmayaptimi? Yani özümüzde bir çarpışı Hanefiler. Hanefilerde mesela var. Karzdar adam yağlık non yiyişki hakkı yok. Yağlık non yemeydi. Makruh. O şey yağlık nonunu, yağını, pulunu acıratıp karzge beledi. Karz cüde. Peygamber aleyhissalatu vesselam'ın künüge, her künü Töşekke yatıştan aldım, töşekke yatıştan aldım. Duaları barardı. Rahman ad-dünya vel-âhira ve rahîmahume. Tu'tîhuma men teşâ ve temna'u men teşâ. İrhamni rahmeten tuğnini biha ar-rahmetin min sivak. İqdi anni deyin derdiler. Her günü şu. Duanı ahırı da iqdi anni deyin. Karzımını adaklayın ya Allah. Karzımını ada kılıçta yordan bir. Karzımdan kutuleyin. Karzdan panah sorardılar. Allahümme inni a'udubke minel hemmi vel hazen vel buhli vel cubun ve galabeti deyni ve kahrir rical. Galabeti deyin. Yok ki dala'a deynen var. Karzını beni ezip koyuşligiden panah sorayım ben. Minel ma'them vel mağram degenler. Ma'them günah. Yok ki mağram karzge batıp kalış. Karzge batıp kalıştan panah sorayım ben. Karzını ezip kuyuşlugdan panah sorayım ben. Karz menge gali bub getişlugdan panah sorayım ben. Karzıma ada kılıçlugumu senden sorayım ben. Her küngü duaları. Peygamber Aleyhisselam taşvişlerini kanay. Hadır hemen aslında karzge bağlayıp biz de biz. Karzge kımmat baha narsalarını yürgen adamlar var. Kereymez o. Kereymez. İnsanlı şehit bulsa hemen günah geçirirler. Karzı geçirilmeydi. Karz hafli mesele. Bu hakkında cüdük etti. Biz ogohlantırışımız gereği halkı, milletti. Hadi karzı bor, hakkı bor adam. Yani bu ne kadar meselesi yok, adam yok. Bütün hamme yok karz, yok ki hakkı bor. Yok kimdendir karz, yok kimlere hakkı var. Şimdi bunlar karzlar adamge biraz zacir sıfatı da katlar o gapir yapız da. Lekin buna kadar oralarda o zaman kilişuler var, doğru. Talep kime yaptı, imkaniyatı var, şaraiti var. Zekin zekin bir hemen de yaptı. Uyam razı bulup durdu. İmkan kadar hareket kılışkere bir işlik ki. Lekin o zaman kilişu asası da biraz çözse zararı yok. Uyam razı bulup dursa. Lekin qarz ustiga quruv ormaslik kerak hamma narsani. Bu oqibati yaxshilikka olib kelmaydi. Qarzi bor odamni qadim ulamolar aytadi, ishi yurishmaydi. İşi yurmayotgan odam birinchi qarzni to'lashdan boshlash kerak. Qarzini to'lasa, keyin ishlari ochilib ketadi. Rizq Allohdan. O'sha qarzni berishligiga imtihon bo'lib turibdi uni. Alloh taolo uni sinayapti, qo'liga pul tushyapti. Tez de oyla birinci kolge pul çıkan zahatı karzı oylasa Allah Teala ki yenge iş ilanı açadı. Karzı bop durdu kolge pul çıkı yaptı. Umumen oylamasından başka meyşetke, dünya matalarige, kayıp sapage yani hayali ketse Allah Teala onu karzıge batıradı. Kayıp sapanın mazası ketedi de o gen çırali narsalarını asli iskiredi de karz köpeği bora uğradı. Hiç kaçan onu boynundan koyuvarmaydı. Kabirde adam kişelliği halde yatadı. Ta kıyamet geçe. Karzını üzmese. Boynundaki olaydı yok mu kim? Organdaki tuğlamesi okturup. Kimi boynundu böyle? Organ okturup. Organdayım. Organdayım o mentoliymen demeydi. Boynundaki organ adam. Organ adamını mirası bölünerken. Bölünü yapken peyde ben kefilmen deydi. Ben deydi, karzdarlar kesemen gibi uçurasın deydi.
merosdan olib beraman dedi. Men to'layman demaydi. Undan soqit bo'lmaydi. Soqit bo'lmaydi undan. Unaqa bo'lsa odamlar hozir sistemani buzib yuboradi. Agar palonchining bo'yniga o'tib ketaversa. Tirikligida hammadan qarz olib tashlaydi. O'lgandan keyin janozada bir kishining bo'yniga yuklab olishadi, qutuladi. Oson-ku, unaqa emas. Uni to'g'ri yo'q, hech qanaqa unaqa emas. O'zini bo'ynida qolgan qoladi. Qoladi u albatta qoladi. Qolgan odam o'zini bo'ynida qoladi. Ha, qoladi. Bu faqat kafil o'rtada, vakil bo'ladi. Qolgan narsada vakil bo'ladi. Men mana o'sha vakil bo'lar ekanman, o'zim pulimdan bermayman uni. Uni merosi bo'linadi, uy sotiladi, merosxo'rga taqsim qilinadi, mashina sotiladi, merosxo'rga taqsim qilinadi. O'sha taqsimdan oldin mablag'dan qarzini yechib, men turibman o'rtada. Beringlar qarz bor. Mana dokument, mana hujjat, mana guvohlar bilan keldi. Qani beringlar dedi, deydi, olib berishlikka bunga uchraladi. O'ldi-ku, kimga uchraymiz deydi haqdorlar. Desa imom aytadi, kimga uchraysizlar, ichraydi kelgan odamsa chiqib menga uchrasin deydi. Kelib unga uchraydi, uchrashish uchun adres ko'rsatilyapti xolos. To'lash uchun emas. Masalan, domonlarga akasi o'lib qoldi, akasi. Akasini masalan mashinasi bor, keyin yana bir mulki bor. Shuni sotib masalan bir mashinasi 100 million so'm bo'ladigan bo'lsa, bu bolani 50 million so'm qarzi bor. Masalan, uyi keyin uyiga masalan 50 million qarzini berib turib, 50 millionni bersa, uni yeb tashlaydi-da u. 100 millionni olib turib, aylantirib, uni olib sotib, uni olib sekin-sekin to'lasa bo'ladimi? Endi u oilaning ichki siyosatida bu. Agar vaziyat shunaqa bo'lsa, safih degan tushuncha bor. Safih degani pulni to'g'ri tasarruf qila olmaydigan odamlar. Ayol kishi, yosh bola yoki pulni tasarruf qila olmaydi. Ularni qo'liga qancha pul bersangiz, farokanda qiladi. O'shanda amakilari kelib tushuntiradi. Mana shuncha pulinglar bor, bu sizniki, bu sizniki, bu sizniki meros taqsim qilinadi. Xotin masalan 8 dan 1, ota 6 dan 1, misol uchun. Bolalar lizakari misl hadzal unsayayn taqsimotida bir erkakka ikkita ayol nasibasi nisbatida taqsimot bo'ladi. Shuncha pulinglar bor. Hozir bersak shunaqa bo'lib ketadi. Kelinglar, maslahat qilaylik. Buni biznesga tikaylik. Sizlarning kunlik, oylik xarajatingizni chiqarib turamiz. Pulinglarni aylantiramiz desin, bu oilaning siyosatiga bog'liq. Tashqaridan siz bilan aralasha olmaymiz unga. Rozi bo'lsa, xayr, yaxshi. Qarzi. Qarzini to'laydi albatta. Sekin-sekin to'lasa bo'ladi. U kelishadi haqdor bilan. Haqdor bilan. Lekin o'shani qarzini chiqarib olib, qolgan pulni meros bo'linadi. Qarzi chiqmasdan turib, qarzi chiqmasdan turib meros bo'lib bo'lmaydi. Meros ularniki emas, haqdorniki. Merosxo'rni voris deyiladi. Bir o'rinda aql deyiladi. Aql ayin bilan. Aql nima degani desa, voris o'lgan odam pul qoldirsa, o'shani pulini oladigan odamga merosxo'r deyiladi. Aql deb kim aytiladi desa, o'lgan odam pul qoldirgani yo'q. Nima qoldirdi? Qarz qoldirdi. Qarzi bor. O'sha qarzini to'laydiganni aql deyiladi. O'sha merosxo'r o'zi merosxo'r merosni olganligi uchun qarzdor bo'lsa qarzini to'laydi. Tushundingizmi? O'shaning uchun aql deyiladi uni. To'laydi albatta to'laydi. Keyin masalan kitob eshitib qolaman, qabrda o'lgandan keyin savol javob arab tilida bo'lgan arab tilini bilishing kerak degan aniq bo'lib qoldi. Yo, bilishing kerak degani emas, uni bilib qolasiz. Bilib qolasiz. Bitta lug'at o'rgatib bo'ladi. Arab tilida bo'ladi savol. Uni bilish kerak ekan. Yo, bilib qolasiz o'zingiz. O'sha paytda o'zi, o'zingiz o'sha paytda o'zi bilib qolasan. Sen qolasan, qolmasang, o'sha bilib qoladi. Jannat ahli arab tilida gapiradi degan gap haqidagi hadis zaif hadis. Ishonchli hadis emas. Ma'no jihatidan ulamolar tasdiqlayveradi-yu, payg'ambar alayhisolatu vasallam meni to'rtta narsa bo'lucha yaxshi ko'ringlar, arablarni yaxshi ko'ringlar degan hadis zaif hadis, munqati hadis. Sanatda ishkol bor. O'sha men arabman, Qur'on arab tilida, jannat tili arab tili degan gap sahih hadis emas u. Suyansa bo'ladigan hadis. Yo'q, bu gaplar bor, sahih emas-da. Ya'ni jannat tili degan sahih emas. Qur'on arabcha to'g'ri. Arab tilini bilish o'yim alohida masala endi. Arab tilini bilish
Qanaqa amal desa, ba'zi ulamolar farz degan. Musulmon odamga arab tilini o'rganish farz. Mana hozir qaysi tilni bilasiz? O'zbekchadan boshqa. Rus tili. Hammas zo'r emas, deb. Yo, zo'r emas, bilasizmi? O'rgangansiz-ku, to'g'rimi? Ingliz tilini ozgina o'rgangansiz, to'g'rimi? Masalan, uchun boshqa til. O'sha Xitoy tiliga nima uchun o'rgandingiz? Dunyoyingiz uchun. O'zingiz uchun, biznes uchun. Kerak. Siz diningiz uchun Qur'on tilini o'rganishingiz kerak. U bilan tepeting, balki undan ko'ra lozimroq. Lozimroq arab tilini o'rganish bizni Qur'on tiliga olib boradi. Qur'on arabcha Qur'on, tarjima qilganda ketdi, Qur'on emas. Qur'onni asli arabcha. Shuning uchun arab tilini o'rganishga harakat qilish kerak. Bu degani millat parast, arab parast, arab qul degan gapni ifoda qilmaydi. Dinimiz Qur'on arabcha. O'sha yuzdan biz hozir arab millatini tarafdor emasmiz. Millatchilik yo'q bizda. Bizga arab ham musulmon bo'lsa musulmon, arab ham nasroniy bo'lsa u nasroniy. Ha? İngiliz musulmon bo'lsa birodarimiz, arab nasroniy bo'lsa u bizning birodarimiz emas iymoniy jihatdan. To'g'rimi? Insoniy jihatdan odam farzandida, lekin inson iymoniy jihatdan bizga iymon birinchi o'rinda, millat emas. Lekin arab tilini o'rganish, til o'rganish, tillar turibdi oldingizda. Qaysi birini muqaddam o'rganaman desa, tillar ichida arab tili muqaddam turadi. Uni o'rganish kerak. Boshqa tillarni o'rganishga hisoblangan kuch arab tiliga o'sha qadar hisoblanmasa, inson gunohkor bo'ladi degan ulamolar. Chunki dinimizni tilini bilib qo'yishimiz kerak. Bilganimiz qadar. Shunaqa vaziyat bo'lib qoldi. Shu rus ayol o'zi musulmon. Peki привет, здравствуйте, дуати, я ассаламу алейкум деш керетсам, ё у ҳам ўтади деган ихтилоф бўлиб қолди. Ўшанда кимнинг гапи тўғри? Йо, ўзи суннатга кўра ассаламу алейкум ва раҳматуллоҳи ва баракату саломлар ичида энг мукаммали. Саломлашиш. Добрый день деса, нима дегани? Ҳа? Хайрли кун. Фақат кунга хайрли тиляпти-ду у. Добрый вечер, хайрли кеч. Кеч бўлганда алоҳида яна тилаш керак. Кечга хайрли йўқ ҳозирча. Добрый день. Ҳоди добрый вечер, мисол учун. Фақат кечқурунга. Хоҳ, англиз бўлса, хоҳ. Good morning, мисол учун. Good afternoon. Good evening. Good evening. Бу қанақадир хосланган битта жабҳага, битта қисмга. Ҳа, исломда бўлса, ассалому саломатлик, салом, тинчлик, алайкум сизнинг устингизга, кечаси-ю кундузи фарқи йўқ. Йил 12 ой. Ассалому алайкум. Ва рахматуллоҳ, Аллоҳнинг раҳмати, ва баракатуҳ, Аллоҳнинг баракаси бўлсин. Йил 12 ой. Ҳар сония, кечаси, кундузи, ухласангиз, турсангиз. Мукаммалда бу. Савоб бўлади, яъни. Приветга привет ҳам бўлаверади. Лекин савоб маъносида бу устун бу. Суннатда. Понятно? Да. Bıraktım savol verdi ağamızın da. Bahtiyar biraz. Murat var. Şu ay çıktı gazetlere haber verdim. Gazetlerden pine çıkarttı 180 bin son. Tölemeyenin için. Ama ben şunu özüm 300 bin son bozsa mesela ya 500 bin son boğanmışım. Töledim. Tölemeyen bir az gana geçiktir yanım için. Pine sana tölede tuttu. Şunu tölesem buladı mı bu muydu mu? Rıba mes mi? Aslında rıba. Riba to'lamasa yana qilib, yana to'latib boshqa narsa qilib tashlaydi. O'zi aslida bunaqa narsalarda peniga imkon qo'ymaslik kerak. Lekin o'tib ketdimi, to'la, to'lamasang gunohkor bo'lasan demaydi hech kim. Shar'an o'zi harom narsaga to'lashga foyda anaqa yo'q. Agar qonuniy jihatdan shuni to'lamaslikni yo'lini qilsa to'lamasin. Lekin iloji yo'q, to'lamasa yana shikol zarar ko'payib ketyapti. Zarar ustiga zarar ko'payib ketyapti, nima qiladi? Bundan qutulish yo'li bor bitta. U pulni to'laydi-da, o'sha miqdordagi pulni, masalan, 150 ming to'la vardi. O'sha 150 ming miqdordagi pulni bir yetimga, yesirga xayriya qilib yuboradi. Unga kafarat bo'lsin deydi. Payg'ambar alayhissalotu vasallamdan hadis bor. Agar bir yomonlik qilsanglar, orqasidan yaxshilik qilib qo'yinglar. Tam xuha deganlar, o'chirat deganlar. Yomonlik insonda baribir bor-da, xatolarimiz bor. Unga hech kim targ'ib tashviq qilmaydi, ha, riboga, protsentga to'la demaydi. Lekin shunaqa majburiyat bo'lib qoldi. Mana to'layapsiz. Qonuniy asosda u ertaga 150 ming to'lamasangiz, ertaga 300 ming bo'lib keladi.
Keyin uyingizga anaqalarni borishadi, xatlaydiganlarni. Tashvish, tashvish sizga tashvish. Avvalo o'tkizib yormaslik kerak, majburiyat bo'lib qoldi, qildingizmi? O'shaning kafforati o'laroq yetimga, yesiriga, kambag'allarga xayriya qilib qo'yish kerak. O'sha miqdorda undan ko'proq. Aytasizda shu xatoni qilib qo'ydim, men xatokorman. Haromligini bilaman. Harom ish shu. Lekin bundan qutulish uchun mana bu yaxshilikni qildim, Alloh taolo shuni kafforat qilgin deb qo'yiladi. Uylanish masalasida hozir sabrni qilib turibdi. Ham endi o'zimiz o'zaro bola bilan gaplashganimizdan keyin ham kechadiki dindorligini, dindoriga, chiroyiga, mansabiga, nasabiga. Nasabiga uylaniladi. Dindorni tanlagin deganlar-ku. Ko'rinishiga ular e'tibor qilmayin, ko'zingni yum, uylanvoring. Men gapim bor. Shuning endi sizlar ko'p ko'rgansizlar, barini ko'ngilga Ko'p ko'rgan deysizlar. Ko'pni ko'rganman deysan. Bo'lishi mumkin, lekin u ko'pni qanaqa ko'rganinga bog'liq degan. Xo'p. Hadis sharifda aytilgan narsa insonning tabiatidan kelib chiqib aytilgan narsa. Tavsiya buyruq ma'nosida emas. Tunkahul mar'atu li 40 deganlar. Ayol kishiga nikohlanishlikda 4 ta narsasiga qiziqiladi o'zi odatda. Inson tabiati shu. Birinchi nimaga qiziqadi? Chiroyli bo'lsin deydi. Chiroyli bo'lsa odam qiziqadi unga. Inson tabiatini aytadi payg'ambar sollallohu alayhi vasallam. Chiroyliga qiziqadi odam. İkincisi limaliha. Molu davlatiga ham qiziqiladi. Molu bor qizlarga hozir yomon qiziqishyapti. Bo'lsin. Alfonslar va ho. İki nasabiga ham qiziqiladi. Nasab, toza nasab yoki obro'li mansabdor qiz. Shunga qiziqiladi. Keyin dindoriga ham qiziqiladi. Dindor odamga qani ayolingiz dindor bo'lsa, ertalab bomdodda yoningizda tursa, tahajjudga uyg'otsa, qiroat qilsa, zikri bo'lsa, salovati bo'lsa, albatta insonni mu'minni ko'zini quvontiradi, u gap yo'q. Uni qiziqiladigan narsa mu'minga nisbatan bu. Bu degani dindorini oxirida aytdilarki, "Vazfar lizati din tarabat yadak" dedilar. Sen ko'proq dindoriga qiziqqin dedilar. Ya'ni dindoridan zafar top dedilar. Ustun qo'y degani u. Vazfar degani dindor jihatini ustun qo'y. Bundan voz kech degani emas. Dindor jihatidan birinchi qara. Shartlar qo'yganda ham shunga qarash kerak. Uylanmoqchi bo'lsangiz dindon tarafiga urg'u berish kerak. Ayol kishini xiyonat qilmaydigani, yolg'on gapirmaydigani, eriga itoat qiladigani avliyo hisoblanadi. Shunaqa bo'lsa bo'ldi, shu qolgan tarbiya bo'ladi. Yolg'on gapiradigani tarbiya bo'lmaydi. Xotin kishi yolg'on gapiradimi? U yolg'onini bo'yniga qo'yib bersangiz ham yana yolg'on gapiradimi? Bu juda qiyin masala. Bu bilan yashayotgan odam jannati. Dunyoda yo o'zi musibatga uchragan. Qiyin masalada yolg'on bilan hayot yurmaydi. Yolg'on mu'minni qalbida jamlanmaydi. İmanlı şartı ne miydi? Sıdıqıdır, sıdıq. İman sıdıq. Sadıqlik. Sadıq bilen yalgan doğru bu miydi? Yanmayan tur miydi? Muz bilen alav yanmayan tur miydi? İman bilen yalgan yanmayan yürü miydi? Uşan için, uşan rast gəpirişliğiyem dindarı şu. Aynen şu korunuşu da maşallah inşallahı belgilemeydi onu. Ayağının rast göylüge dindarlığı şu. Hayosi dindorligi shu. Ko'zi pastda turishligi dindorligi, eriga itoat qilishligi dindorligi, sabrliligi dindorligi, qanoatliligi dindorligi shu. Qolgan tarbiya bo'laveradi, sekin-sekin bo'laveradi. O'sha tomoni sizga baraka beradi. Yaxshi kuningizda oldingizda turib, yomon kuningizda yoningizda sabr qilib turishligi dindorligi. Chunki hayot bir xil ketmaydi-ki. Bir xil ketmaydi. Endi shu bilan birga chiroyini qo'ya bor keyin anaqa bo'ladi. Bu ham
nisbi narsa. Çıray nisbi narsa. Bari bir köngül ciz kılış gerek. Köngül ciz kımasa yaşaş kıyın. Yaşaş kıyın. Hadislerde salaf sahabelerden şuna kadar hadislere bugün. Bir ayol Peygamber aleyhissalatu vesselam'a gelip şikayet kıyın. Ota onam özünü obrusunu uylab, meni karındaşlarını oğluge biri yaptı mecburlayıp. Ondan soruşma yaptı. Razı olması ki hakkın var mı? Degende hakkın var degende. Ki atanasını çakartırıp bunu mecburlayıp vermelerini özünden sonra degende. Ki kızdan soruşken de ben razı mı degende. Ki demek ki buna kıldın degende. Ayollarının hukukunu bildirip kuyuşun kıldın degende. Hmm. Bizden hem soruyla degende manada. Yana bittesi şu köyüne bir karı bırakken de ona diyeyim şimdi. Hmm. Köyüne kese kız pardana açıp kursa Kuyovli yigitler ortağlarının içinde en kurumsuz iken. Kelip Peygamber aleyhissalatu vesselam ki ben teybiyim ben. Ben yok mu yapma diken de acat var geldi nikahını. Nikahı kılır mı geldi? Kuyovli akar paydı. Hı? Mesela ben Kuyovli akarda Musar ayeti yapmam. Uzun Araplarının urfuge göre. Kelip ne ağanı keledi. Yani nikahı yok. Yok ki nikahı keken de. Yoktırmayan vermeyen de. Ugen muhim. Yoktırmayan adamı izmen kana kılıp. Şimdi o adamın itikadıge en bağlık. İtikadıge. Sabır kalıp ben çünkü Allah için acil ümit kalaman dese uyanmaydı. Çünkü her bitti taşkı korunuş kalbini ifade kılavermiydi. Bazen korunuşu saddarak addirak kızlar kalbi cüde güzel boladı. Cüde güzel boladı. Bazen cüde güzel korunuşu iki kultum suga okşaydı kalbi gırt botalancı boladı. Layıka hatırlar var. Kalp umumen. Tamam bugün. Onlardan Allah asırasın. Yani bazı hadisler var. Ahlatxanada özken gülden ihtiyat bulunlar diyen. Ahlatxanada özken. Terbiye yok. Lekin hazır bir hıl format bu gitti. Hazır şunu da sartıraşkanına baradı. Boyap koyuşadı. Tanımıydı ona. Toydan ki hala bir makaya sebette deydi. Bu ahiret onun yani ailesinin muhit. Muhit, ne doğru terbiye. O şey dindarını telle degeni, dindarını birinci planına koyuş gerek. Dindar degeni hali ki manada. Şimdi çıralı bulsa, ala uyan. Nasaplı bulsa, yana da ala. Malı mülkü bulsa, erkek ki uza aslının faydası yok. Aslı bari erkek uzunu pulundan kıladı. Lekin uyan bulsa yakşı da. Ayol köyünü tokbaladı, közü tokbaladı. Ha deyip eri başına orta vermeydi. Misal için de. Uşa manada demek hadis-i şeriften közlengen maksat insan tabiyyatıya taşalgen. Fakat dindarını telle degenlerse büyüruktu bu. Farz bu kola degen bulsa onda ciddi köp aileler kurulmaydı. Kurulmaydı. Kana kılıp. Fakat onun için tarlaşımız gereken deydi. Ya ona kamaz. Umumi o gap. Şimdi hazır adaptan mı yiyor mu? Motivasyon yani tezi okuyanında yine kitap gibi yani tabi uz geldi değil mi? Eski kitabın varıydı. Cüde küçü verdi. Şu sebepten cüde kızıktım. Şüphe et geçe kaçı kitap okuyansın. Yani bilmiyim ben kitap her gün okuyayım ben. Toktamayımız. Her gün okuyayımız. Kitap okuş gerek bize. Kitap, kitap bası okuyoruz gerek. O zaman aslında rejelap koyuş gerek. Akideden çünkü okuyayım ben. Fikhten bunca, tarihten bunca, adabiyattan bunca, şiir hatta ki şiirden çünkü okuyayım ben. Hatta Said Kemal'i degen, Şinkitilerden bir oğlum adam var. O ayet dedi ki, hiç yok dedi. Hani restoranlarda ki menüünü okuturlar indi dedi. Okuş gerek, insan oraya çıkış gerek bu zaten. Okuş gerek ya, okuş gerek. Okuş gerek, adam uzun oraya çıkış gerek. Okuyan millet, okuyan millet. Küçülü büyük boladı. Yapılladı, cüda kattık okutadı bilhassa. Amerika'ya cüda kattık kitap okuydu. Rusya'ya kattık kitap okuydu. Biz de halde fakat TikTok oynayıp yok kitap yok, kitap okumayıp da adamlar. Gelecek kitap okumasa bu muydu? Kitap okuş gereği. Her günü vazife kılış gereği. Okuş gereği. Bazı kitaplarını kayta kayta okuyayım ama. Kayta kayta. Hayatı okuyan izle başka nasıl çıkardı? Şimdi çok şey değil mi? 30 yıl çabaldı ne?
Lekin ilmi hali devam ettirish kerak. İmam-ı Azam hazretlerine qoldirib ketgan kitoblarini o'zini o'qishga kimdir aytib qaytadir eshitgan 20 yil umrim yetmay qolishi mumkin deyishdi-da. Abu Hanifadan ko'p kitob qolmagan o'zi. Abu Hanifa rahimahullohdan 5 dona kitob qolgan. 5 dona bizga yetib kelgani. Fiqhul Akbar, Fiqhul Absat, Vasiyyat, Ta'lim Muta'allim yana bir kitob. Musnad var. Şu 5 ta kitob var. 4 tasi akida haqida, 1 tasi hadis haqida. Lekin u kishini fatvolarini Qur'on va sunnatdan ishlab chiqqan qoidalariga ko'ra aytgan masalalari 80 mingdan oshiq. Juda katta manba bu. U mana bizni internetda savol bersa javob berganimiz bunga tenglab bo'lmaydi uni. Biz bor usuldan, bor qoidadan kelib chiqib gapiryapmiz-ku. Ular Qur'on va sunnatdan qoidaga ko'ra o'zlari chiqargan masala. 80 ming bu juda ham katta narsa. Keyin shogirdlar kitobni yozgan. İmam Muhammad degan shogirdlari bo'lgan. Bu kishi 6 ta kitob yozgan. Abu Hanifani barcha fatvolarini jamlagan, usul qoidalarini jamlagan. Zohir rivoya deyiladi. 6 ta kitob. Keyin İmam Saraxsi bor, o'shlik. Aslı o'shlik, o'sh ilgari Farg'onaga qaragan. O'shlik İmam Saraxsi. Hanafi ulamolarining muhaqqiqlaridan rojih marjuh martabasidagi odam. Hozir rojih marjuh deyatganlar u ancha tetapaya bo'lar. Ular rojih marjuh odamlar. Shu kishi o'zini davrida bir amir iddati chiqmagan xotinga uylanib oladi. Bu kishidan kelib fatvo chiqarib ber degan chiqarib bermaydi. Qanaqasi iddati chiqmagan xotin nikoh nikoh bo'lmaydi. Keyin u kishini zindonga tashlaydi amir. O'sha amiri o'sha paytda. Zindonga tashlaydi. Zindon o'sha kavlab qo'yilgan, ovqatidan tepadan tashlar ekan, shunaqa joy. Tepasi yoriq, bitta oyni ko'radi, shu kunni ko'radi xolos, ichida yotadi. 10 yil yotgan o'sha zindonda. 10 yil. 10 yil o'sha zindonning tepasiga shogirdlari kelar ekan, askarlardan, qorovullardan iltimos qilar ekan, kelib tepada pastda turadi, u kishi iblo qildiradi. Yozdiradi yoddan. Yoddan aytadi. Zohir rivoyani boshi Mabsutdan boshlaydi. Kitobining nomi Mabsut o'zi. Aytadi Abu Hanifaning butun mazhabini. 40 nechchi jild kitobni yoddan yozdirgan. Qoyil qolasiz-da? İmam Saraxsi. Rojih marjuhni egasi mana. İmam Azam yo'llarini oddiy shularni o'zini o'rganish uchun qanchani 10 yil kitob yozgan, 10 yil, 10 yil kitobni imlo qildirgan, shogirdlar yozgan. Har bir kitobni oxirida kitob bob tugaydi, bob tugaganda she'r yozgan. Oxiriga she'r yozib qo'ygan. Ushbu bobni tugatdi, masalan, bir g'arib bandang, uni hayoti zindonda o'tyapti. Bitta tuyningdan boshqa narsani ko'rmaydi. Tezroq bunga najot bergin deb yig'lab yozgan. Men uni bitta maqolasini qilganman. O'sha she'rlarini tarjima qilib, Xayrulloh Hamidovga iltimos qilgandim, o'sha paytda she'rini qilib bergan. O'shanda o'qisangiz, hayron qolasiz odamlarni. Bugun yengil gapirib yuborishyapti-yu. To'xta. Sen ulamolarni ko'rmaganing uchun buni ulamo deb o'ylayapsan. Ulamolarni ko'rsangiz, bular hech kim emas. Hech kim emas ularni oldida. Ha, insoniy jihatdan biz obro' hurmat qilaveramiz, lekin kattalarga sakraganda aytamiz ki otur o'rningni bil deymiz. Uni shayx falonchi deb yo'q. To'xtay. Katta ulamolarniga ta'ni qilish evaziga bularni shayx degan odam javob beradi. Kattalarga ta'ni qilish evaziga. O'zini hurmat qilavering. Har bir insonning hurmatga sazovor jihati bor. Lekin falonchilarni evaziga bularni ko'tarish dunyoningizda jazosi keladi. Paypoqga maqsadli yurgan odamlar, namozni qazo hammasiniki. Jazo shu. Haq kelgan paytida Ibn al-Qayyim aytadi. Haq kelgan paytida Ibn al-Jawziy ekan Madarikus Solikinda aytadi. Haqni qabul qilmasa, Alloh taolo uni haqini qabul qilmaslik bilan uqubat qiladi, jazolaydi. Keyingi haqini qabul qila olmay qoladi. Haqqa qarshi chiqsa shunaqa jazolanadi. To'g'ri gap, paypoqqa maqsadlisa tahorat tahorat bo'lmaydi. Bil ittifoq, hech kim bunda ixtilof qilmagan.
Bunu çüntürseniz kabul kımese oldu indi. Uyağı kette bunu. Onu kıyın. Gap çüntüremeyiz. O taharat, taharatmaz. Namazı namazmaz indi. Şimdi o gapını kabul kımaydı. Onge hak kulağa kırmaydı indi. Demek ki Allah'ın dini bile oynayıp diye. Saraksiler, onlar büyük adamlar, katta adamlar. Şunca kitabını yoddan yazgan adam, yoddan. Ne fakat yazgan, altıda kitabını şarhlagan, yoddan. Kitabını eytedi, şarhını eytedi. Bunun manası bu, bunun manası bu. Hanefilerde bu, İmam Muhammed bunu degen, İmam Şafii buna degen. Yoddan eytgen. Ahirgi iki yılın taşkarda yazgan, bitirgen. 10 yıl oturgen, yok ki 8 yıl oturgen. 10 yılda kitap bitirgen. İmam Buhari sahih toplamda kaç yılda toplagan? 16 yılda toplagan. 16 yıl umur saplagan şu kitapki. Bular hakiki ricallar. İlimge hakiki acırap çıkan adamlar. Ularının gapları bilen bugünkü adamlar uzun tenglemesin. Bu oldu ularge topşuruş gerek hamba narsan. Ular kıldı işini. Yan gitten gaparıp ya aslında ular marcuk, aslında ular racık değişlik. Üyat gap, üyat. Ota katta hicalatlı gap. Allah'dan korkmuş gerek. Hop. Tamam lan. Bize ta haber verdik damalı şey. Hmm. Ben geldim dam beliyle. Damalı orası lan mı? Ne var ne? Hmm. Yaza olsun. Buraya mı oylik alış gerek bu? 10 kolunca sabah. Ben isimimi tanıganımdan beri çap kolumda yemeyim ben. İsmimi tanıganımdan beri, o hadisini bilip isleganımdan beri. Ben bundan ümit kılamam, faziletim de bilemem. Aslı faziletke layık adammaz mı? Mutlaka, mutlaka çap kolumda avukat yemegen ben. İsmimi tanıganımdan beri. Ve her bitti lukmanı bey bismillah yemeyim ben. Bu bitti beni uzun aldığımda koyan şartlardan. Şimdi bu bir parasat ki kanat çöntürez. Bir parasat adam ki şu arkayı hayatını utkızar değil mi deyiz? Bu maktanış manası etmeyi yapmayan. Bir yakşilikini iliniş manası. Bunun barakasını koruyayım ben. Sokakta onu koruyor. Telefonda kendi bir tane yolları değil. Kaysa Instagram, bio, hani Facebook, çapkul onu koruyor. O zaman şu kolu 10 kol mu çap kol mu? 10 kol. 10 kol. Ben 10 kolu saat takıva geldim ben. Efirde çap kolu su içiyor. Şuna kadar küyüler. Peki, şuna kadar kamerasyon sonunda kim olsun? Şuna kadar kamerasyon sonunda kim olsun? Tamam, bunlar şuna... Bize cümle dedik. Cümle dedik. 40 minit vakit var hadi. 40 minit vakit var. Bize emmemiz tarihte çıktık. Şimdi şurada bir üstü ortağın... Biz seferden veririz. Dedi lan. Cuma okumun gittiler. Tamam. Ben çıktım yanımdan gittiler. Mümkün mü mümkün mü? Aslı seferdeki adamge cuma farzmaz. Peki demem o kadar ki. Seferdeki adamge cuma farzmaz aslında. Lekin okusa cumanın ornuge ötedir peşinde ornuge. Şimdi onu uzun ihtiyara biz onu malamat kılamayız. Okusa afzal. Okusa afzal. İmam Muhammed Gazali ge Mısırlık alimlerden katta alim. Şu kişiye bitti bala gelip aytibdi. Saatte 10 kolga taksa takış gereği mi? Çap kolga takış gereği mi? Degeneken o kişi aldın sen saatte uzun işlep çık. Kim ayağın yem taka vurduk. Aldın uzun işlep çık birinci. Bura işlep çıkan nazını kaka taka edip yürümeysen şimdi. Degen. Bazı da soruyordu da, on kolga taksa buladım, çap kolga takış gereği, ilk elde çapka takış gereği. Hay, ihtiyarıyım, onu kokla gencege taksa buladı. Onu öz işlep çıksın aldın. Biz o şey adamlarını yuvatışımız gereği, yuvanadıkken davur keldi. Bizde cüdeköp adam siyasi manada, bana bir işini davlat kıberede degen, bakı mandalikki çüşpka gelmez. SSR'de şuna kaydı da. SSR'nin sosyalistik tüzümünün kuruluşu davlatçılıkla kurulgen. Davlat hemme narsanı manipoli yakaladı. Ticaretini manipoli yakaladı, işlep çıkarışı manipoli yakaladı, hemesini manipoli yakaladı. Sizge aylık verildi, buldu. Siz aylık alasız, ticaret bilen şugurlansayız, çay kavuşu deydi size. Çay kavuşu yapılardı ki, tank tıkılı olup satardı, yaman yap değillerdi. Ular
Şu asasga kurgan. Oşun için adamların zihniyeti de davlat kibirgen, davlat undan kigen, davlat undan kigen. Adamlar hareket kimiydi. Aylıkta kelip işleri ketedi bu oldu. Kelede küllük saati otursa bu oldu. Şunun için çokken. İktisadın tamamen şunun için SSR'nin ki çokken. Ben burcayda anekdot yemeği verdim. SSR'de anekdot edem. Kremlin'le aldı da bitti adam. Yerini kazı yapkenemiş. İkincisi onu kumket yapkenemiş. Kelip bir kişi istedi. Bak yapsana. Bitten kazı yapsan. Bitten kum yapsan. İse biz bize üç kişimiz. Arça iki kişimiz gereği. Bugün arça üçlep durduğun adam işkek yemeken. O zaman işimizi kılı yapmaz dermiş. Bana şu komünizmli, SSR'nin sistemi etse şu. Aylık bu oldu, işlesen bu oldu. Bence farkı yok aylık gibi bir arada bu oldu bugün. Oşan için çok gel. Biz unaka davırdamaz mız kaldır? Biz devletimiz, özümüz. Şu devlet, şu cemiyet, şu millet bizi ki. Biz şunu teşkil kılamız. Ben kolumdan kegen işini kılışım gerek, siz koldan kegen işi kılışıyız gerek. Davlat kıvırdı oturmasın kere. Hadi bana mehir 20-20 taşken güruğumuz. Hmm. Bismillah de başladık. Adamlar hayriye hareket kılını yatıptı. Bunda 24 saat okulamasından hizmet kılı yaptı balalar. Allah umurunu uzak kısın. Keçe karşıya varıp geldik otken günü. Karşıda açıldı. Ulayam şu anaka. Navai'de açıldı. Ulayam hareketti. O Samarkand'da açılı yaptı. Halk kıladı bu işi. Biz kılamız şu işini. Hemeniz şu işe biz ayakta duruşumuz gerek. Saatlerini biz işlep çıkarışımız gerek. Drollarını özümüz işlep çıkarışımız gerek. Amerika'dek Elon Musk havage Mars'ke, kainatke raketi uçuru yaptı, raketi. Birinci uçurulgen raketlerden narkı 500 milyon dolar bugün. 500 milyon dolar saplangan raketi uçurulgen. Hazır 5 milyon geçti şu. Şuna kakıl iş yaptı. Uçurup endi o nima o'yla yaptı. Uçurilgan raketanın orkasında flakon var. Flakon qaytib tushish kerak. Yoki o'sha raketani o'zini qaytarib o'rnatish kerak. Shuni planni qilyapti u. Ilgari hammasi isrof bo'lardi. Yo, anaqa okeanga tushirishardi. Xullas zararsizlantirishardi. Hozir bu qaytarib tushirishni o'ylayapti. 4 million, 5 million dollarlik narsani qaytadan asrab qolish. Shuni g'amini qilib yuribdi. Bizda dron uchirganga shtraf qo'yib o'tiribmiz. Qanaqa biz endi rivojlanamiz hozir. Qo'yib berishimiz kerak, ochishimiz kerak hamma narsani. Men taklifim tavsiyamda Erdo'g'on bilan ko'rishdi, nima bilan? Endi borganda bir so'rayman. Maxfiy xonada gaplashdi-da, ko'rishmasak so'ramaymiz. Erdo'g'onni o'sha Mars bo'yicha, koinot bo'yicha proyekti bütün dünyaya gapını gapıralaydıgan küçü beliyipti. Bayraktardıgan kiyoğu var bunu, kiyoğu. Bunun üç öntör yaşı da bunu balanı finans kılışken bu balaya. Uşa drone işlep çıkan balan. Uşa drone'larga keyin bu aytgan narsasını davlatını aldı da yüzü yoruk ispatla biri aldı. Davlat aytti ki bunge Erdoğan. Ben dedi, kassanı açı veremem sanki dedi. Puldan problemi yok. Gaz bas dedi. Ben kızını hem verdim. Kızını verdim. Akıllı bu yancıda. Allah Allah. Var mı bana? Var. Var. Bayraktar. Bir. Bayraktar 2. Bayraktar 32. Bayraktar 35 çıkarış yaptı. Hmm. Libya'da bunlar kursetti. Azerbaycan'da bunlar kursetti uzun hünerini. Hazır Bayraktar. Hazır atmosferden keyin. Stratosfera mı? Ondan keyin. Nergi sferalar geçe. Çıkıp 24 saat. 24 saat uçadigan Türkiye'ni tamamen havadan qo'riqlaydigan drone armiyasini rejasini ustida ishlayapti. Kirib olmaydi. Türkiye'ye liboy tomondan kira olmaysiz uje. Ko'zingizdan uradi. Birorta radar ushlamaydi uni. Radarga mutlaqo tushmaydi. Radar atmosferani ushlaydi. Sputnikdan o'tib ketadi. Yo, Sputnikka bormaydi-yu. İkinci, üçüncü katlamga çıkardı. Uşa joydan turup bütün kuzat adakamı yoğunu. Bu küçülüyüf. Uşan üçün Elon Musk bilen konuşmalar var. Elon Musk ama asasen proyekti çünkü tükken. O dünyada en milyarder adamga eğlendi. Keçe kurduk anakadı. TikTok'ta kop koyuptu. Elon Musk'ın TikTok'ta anakası yan var. Onun namıdan kimdir yurtadı mı? Şunaka.
raketleri çüşlüğünü telefonu da alıp kızat oturttu. Ana konu yaptı, konu yaptı, konu yaptı dedi. Ben portlap getirdi. Portlap getirdi, külü yaptı. 5 milyon dolar gitti, yuvup gitti. 5 milyon doları tercihbe oturttu. Ben korudum. Biz haliyen varra gibi uçuramayız. Uşanı biz kılışımız gerek, biz. Biz kılışımız. Elon Musk'ın 5'te mi 6'da proyekti var ya? Neuralink var, Hyperlink var, kiin Tesla var, kiin Solaris City var. Beşincisi kosmosniki. Uşan bu Hyperlink mi? Tezlik bu içi işleydiken firması. Bu samolyottan tez yani hareket kılarken poiz çıkarış. 1 kilometre 1 milyar dolar durarken. 1 kilometre. Kıbirada. Davlatlığa yetirdi, kıbirada. Kli yaptı. Uzun için kli yaptı. New York'tan Kayseri şaharge 20 minutta baradı. Kaçı 1000 kilometre cay. Nasıl alacak? Bitti oturadı. Kapsülencide oturaz. Zıngıda abarı koyadı. Samolyot 800 bin kilometre uçadı. Saati ki. O 1200, 1200, 2000 gem çıkaradı bu. Meş geçişte. Çıkaradı, çıkar yaptı bunu. Tesla dünyada halde birinci orunda. Halde anı Neuralink degen ama Neuralink degen anakası var. Adam ongi bilen kompüterini uygunlaştırış. Üçüncü avlat, yenge avlat. Klavatüre yok şimdi. Kompüter miyezge ornatıladı. Miyezge mi oynayacak? Çıkart veren mi? Yok. Mesela halde siz İngilizce'nin organizasyonu şartmaz o şey. Sizin miyezdeki uşa torkullarını kabul kıladigen joyu topup sizge çip ornatadı. Çip İngiliz tülü haklasıydı. Gapıra orası İngiliz tülü. Çipte. Miyege yangi miye koyuyordu. Maymunu korsattı ki halı. Yani kanak korsattı. Bilmiyorum. Boyun oyunu yaptı maymun. Çip koyulingen maymun. Yakında korsatadı video sana. Yangi avlat uşu. O kanımadan öyle yaptı adamlar. Ben şu adam kitap okuyan adam. Ben bu hakkıda bir blok kıyam mı? Uşatı kursayla kaytattana motivasyon için. Bizge indi elbette dinimiz örgatı da aslı bu narsalarını. Dinimizin talimatlarına iman keltirmegenler amal kıyaptı. Bunlar altında kitiyaptı. Dinimizin talimatlarına biz amal kımasından paypakka mahtar şakırı yapar oturup biz oturup biz. Kolağım oturup biz. Biz okup örganıp aldın görüşümüz gerek. İhtilaflarını toktatış gerek. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم علمنا بالعلم وزيننا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية وصلى الله على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا الله أجر يسلم رحمة الله